24 hafta sonu ekranlarına hoş geldiniz. Güzel bir cumartesi geçirmenizi diliyorum. Nisan ayının en renkli haftasına başlıyoruz. Gök kubbe çok hareketli. Biliyorsunuz astrolojik olarak size güzel şeyler anlatacağım. Evet ama birbirinden değerli konuklarım var. Yoğun bir hafta geçirdiniz. Şimdi cumartesi günü arkanıza yaslanıyorsunuz. Çalışıyorsanız buradan çalışanlara sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Bugünkü değerli konuklarım birbirinden değerler. Çünkü hayata dair bölümleri konuşacağız yine. Değerli vatan şaşmanızı misafir edeceğiz. Oyuncu sunucu kendisi. Bakalım benim sunuculuğuma kaç puan veriyor, oradan da bir puan alacağız. Hemen arkasından Yavuz Hakan Tok'u misafir edeceğiz. Müzik eleştirmeni kendisi. Müzik nereye gidiyor? Bu müzikleri nasıl tüketiyoruz? Ne yapıyoruz? Birbirinden değerli de bir arşivi var. Orayı da birazcık çekiştireceğiz. Sonrasında Fütsun Tuncer'i misafir edeceğiz. Kendisi uzun yıllar radyo programcılığı yapmış efendim. Diyeceğiz ki biz sizin seçtiğiniz müzikleri dinliyoruz ama bize neler katıyorsunuz? Siz bu uzun yılların içinde ne yaşadınız? Hayat deneyimlerinizi, radyoculuğu ta ilk günden itibaren ne gördünüz bize bir anlatın diyeceğiz. Birbirinden değerli konuklarımı buraya misafir etmeden önce efendim siz sosyal medya hesaplarından 24 hafta sonuna ve Twitter'a yani bana Zeynep Turan'a benim hayatım diyorsunuz. Neden benim hayatım etiketini seçtiğimi soracak olursanız da ben değişiyorum denilen uzun Mart ayından kurtulduk. Şimdi ise Nisan ayı başladı. Rüzgar gibi bir ay bizi bekliyor. Çok hızlı geçecek. Dolu dolu programıma değerli misafirlerimi ben buraya eşlik ederken bana siz benim hayatım etiketiyle hem onlara soru soruyorsunuz hem de bana duygularınızı sosyal medyadan yazıyorsunuz. 24 hafta sonu ve eğlenceli cumartesimiz başlasın. Buyurun. Modadan sağlığa, astrolojiden müziğe, hayata dair merak ettiklerinizi bulabileceğiniz, ünlü konuklarla keyifli sohbetlerin yaşanacağı 24 hafta sonu yine dopdolu. Ekranların sevilen ismi Vatan Şaşmaz stüdyo konuğumuz oluyor. Oyunculuk deneyimi de olan ünlü sunucuyla meslek hayatında neler yaşadığını ve bir süredir ekranlardan uzak olan Vatan Şaşmaz'ın yeni projelerini konuşuyoruz. Müzik dünyasında neler oluyor? Gelişen teknoloji müziği nasıl etkiledi? Merak edilenleri müzik eleştirmeni ve yazar Yavuz Hakan Tok'la gündeme getiriyoruz. Ayrıca milyonların severek dinlediği ünlü radyo programcısı Füsun Tuncer'le A'dan Z'ye radyoculuk diyoruz. Hepsi ve daha fazlası birazdan 24 hafta sonunda. Sevgili Vatan hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep. Müsamiredeki çocuk gibi miydi? Ya öyle niye izleyicilerim? Ben ama eleştirilmeyi çok ayıp. Severim ama sen çok de ayıp. Bana hemen söyle lütfen. Ya şöyle tabii izleyicinin o kadar... Puan alacağım. O kadar saygılısın ki. Hani böyle 23 Nisan törenlerinde çocuklar böyle gelir böyle. Okur işte nı yapar böyle selamında bir. Onun gibiydim valla. Ama bir heyecan oluyor. Sen nasıl yönetiyorsun yıllardır bu giden ekran önünde ve sunuculuk konusunda? Biz seni her gün bir kere yayınlarda görüyoruz. Ya şimdi şöyle mesela bir haber yapıldığı zaman ya da ne bileyim işte böyle VTR arkalarında falan da ben görüyorum. İşte ekranlardan uzak kalan falan filan diyor. Aslında ben hemen hemen her gün bir şekilde yaptığım programlarla, tekrarlarıyla hep bir televizyondayım. Ama sizin izlediğiniz kanallarda olmadığı için belki ya da majör işler yapmadığım için sanki ekranda yokmuşum gibi gözüküyor. Oysa ki hani birçok programımız var yaptığım. Ekrandayız. Siz görmüyorsunuz diye tırnak içerisinde söyleyeceğim metin yazar arkadaşlara da. Çok başarılıydı bu arada açılışın. Ben seni geçenlerde gördüm. Gayet de bizim kızlarda. Buradan da Gülşen'e ve Müge'ye sevgilerimi iletiyorum. Gayet sohbet ediyordunuz yani. Gördük yani. Dinledik, seyrettik. Evet evet. Var, sunduğum programlar var. Vatan Mutfağı var. İş Dünyası var. Bir Fikrim mi var? Hatıra Defteri. Bak 4 tane program saydım ki başlayacakları var. TRT Haber'den tut TV, EME kadar, efendime söyleyeyim ATV Avrupa'dan tut 360 kanalımıza kadar birçok programımız dur var. Dur şimdi tek tek anlat. Hemen hepsini bir anda bitirme. Yani bir izleyenler fark edenler yemek de yapıyorsun bir... değil mi? Yemeklerin de var. Yani bu vatanın biz sadece sunuculuğuyla, sitcomlarla, oyunculukla girdi hayatımıza ama çok da hamarat bir yanı var. Şöyle aslında bir hobiyi yemek yeme
hobisini diyelim, yemek yapma değil, hemen bir tırnak içerisinde bunu söyleyelim. Yeme hobisini biraz profesyonelleştirdik, bunu bir yemek programı haline getirdik. Anadolu'nun bu kayıp lezzetlerini, Osmanlı mutfağını, bizim lezzetlerimizi biraz izleyicilerimize tanıtalım dedik. Bir yolculuğumuz oldu vatan mutfağında. Yaklaşık 200 bölüm, 188 bölümlük bir 9 aylık bir serüvende birçok yemeği öğrendim. Birçok lezzetli tadımlar yaptım. Bir bakmışım ki programda sunmuşum. Aslında bu benim biraz hobim gibiydi. Çok iyi yemek yaptım, söylenemez yani. Ama iyi tadarım yani. İyi bir damak zevkim var. Gurme yolunda bir şeyim var, adamım yani var diyorsun. Yani değil ama işte tadımcı diyorlar ona. Tadımcı diyorlar. Profesyonel damak diyorlar. Yani çünkü artık karın doyurmak değil ya mesele Zeynep. Yani, değil, hayır kesinlikle. Nedir? Yemekten keyif almak, zevk almak. Hani farklı lezzetlere açık olmak. Tamam yani yemek yiyelim, doğru beslenelim ayrı ama hani o işte Rabbimize verdiği damak var ya, işte damak lezzet denen bir keyif var ya, işte onu şenlendirmek lazım. Peki burada bizim hobilerimiz hep bizi bir yere getiriyor. Beni de astroloji bir hobi olarak başlayıp mesleğim olup başka bir duruma getirmişti. Yani hakikaten sunuculuk sen... hani bizim ekranlarda olmak gençlerimizin de çok heves ettiği bir şey. Ekranlarda olmak istiyorlar, medyaya girmek istiyorlar. Şimdi senin sunuculuk serüvenin nasıl başladı? Ben sana bir şey söyleyeyim. Ekranlarda olmak istemiyorlar. Yani genelleme yapacağım tabii. Herkes böyle değil ama... başarılı olmak, bir işte vakıf olmak değil, eleştirel bakacağım, ünlü olmak istiyorlar. Sen eleştirebilirsin canım. Yani var bu işin içinde. Vatan abi, işte abi beni oyuncu yapsana. Vatan abi, beni sunucu yapsana. Yani o iş öyle olsaydı keşke. Hala yaplar var değil yani mi? Yani var tabii. Yani adam iletişim fakültesini okuyor, 4 yıl gidiyor, dil dersleri alıyor, konuşma dersleri alıyor, diksiyon dersleri alıyor. Yıllarca emek veriyor. Önce kamera arkasında çalışıyor. Ondan sonra kamera önüne geçebiliyor ki televizyoncu oluyor insanlar. Hani yani hadi beni sunucu yap, hadi beni oyuncu yap. İşte o kadar kolay değil. Ben nasıl başladım bu işe? 1997, bak şimdi nerede 20 yıl olmuş neredeyse. 97-98 yılında sizin de 24 kanalınızın başarılı gazetecisi, televizyoncusu, anchorman'i, haber sunucusu, haber editörü. Çok kıymetli bir isim var. Kim? Kanalınızın anchorman'i. Siz ismini telaffuz edin. Buyurun efendim. Biliyorum sınav, hani yazısı sözlü sınav gibi olmasın. Buyurun. Ardan Zentürk. Sevgilerimizi iletiyoruz ona evet, buradan. Buradan selam olsun. 24'ünde hakikaten göz bebeği. Ardan abi beni şöyle bir ittirdi. Kanal 6'da o dönem. O günden bugüne kadar geldik. Benim televizyonculuğum, yani o olmasaydı ben televizyoncu olamazdım. O bana bir şans verdi, Erkekler Kulübü diye bir programın sunmasıyla ilgili. Ben orada bir yapım yardımcılığı yaptım, stüdyo öğrendim, çalıştım, kendimi geliştirmeye başladım, kamera arkasını öğrenmeye çalıştım, yönetmenin kafasını öğrenmeye çalıştım, montaja girdim. Benle ilgili ilgisiz her şeyi hızlandırılmış bir kurs gibi öğrenmeye çalıştım, kendimi geliştirmeye çalıştım açıkçası. Ve Ardan abinin verdiği o fırsat olmasaydı hakikaten bugün burada olamazdım. Yani yaklaşık 20 sene olmuş neredeyse. Yani birilerinin önümüzü tabii açmasında bir pay var ama sen kendi geliştiren de bir insansın. Şimdi onu da bir göz önünde tutalım. Sağ ol. Ne dersin? Yani çok uğraşan Oğlak Burcu erkeğinin. Efendim şöyle, burada ilk sözünü keseceğim hemen vatanın. Çok çalışkandır. Kabul edelim. Ne dersin? Seçicidir, eleştirmendir, çok çalışkandır, çabası vardır. Niye buraları es geçiyoruz? Bak oyunculuğun da var. Bir de orayı anlat istersen. Sağ ol canım benim. Sen beni sevdiğin için böyle söylüyorsun herhalde. Ya şöyle... orada bile bir şüphe verdim. Bak farkındasın değil mi? Ağzıysın yani. Yani böyle evde boş boş oturmak bile hani bir iştir derler ya. Hani kendine zaman ayırma işi derler ya. Yani ben hiç öyle duramıyorum. Mutlaka bir şey yapmam lazım, bir şey üretmem lazım, bir şey yin içinde oluyor olmam lazım. Yani en kötü spora gidiyor olmam lazım. Bir şeyle meşgul oluyor olmam lazım. Bilmiyorum Burcu'nun özelliği mi, kendi özelliği mi bilmiyorum ama. Mesela bu oyunculuk serüvenindeki deneyimlerin ve biz seni çok hayatımız asıl bence oradaki sitcomlar da kabul ettirdik. Yani aslında... Ben oyuncu sunucu değil de sunucu oyuncuyum diyebiliriz. Yani benim için sunuculuk tabii ki ön planda. Yani ben ekranlarda yıllardır 10 yıl magazin programı sunmuş, 4 yıl 5 yıl sabah programı sunmuş, yüzlerce bölüm yarışmalar bilmem neler sunmuş birisi olarak
beni sunucu olarak hatırlamanızı isterim. Yani tek diziyle tek bir rolle çok oyuncuyum aman falan demeyeyim yani. Dur şimdi ben şimdi şey onu söylemeyecektim ya. Vatan. Şey diyecektim, buradan Melike'ye de sevgilerimi iletiyorum. Ben sizi Melike ile çok seyretmiş bir insan olaraktan. Hani burada yaşında çıkmasın ortaya ama burada sevgilerimi ilettikten sonra Melike'ye şunu söylemek istiyorum. Hani sunuculuk evet şimdilerde sunuculuk yapılıyor. Oyuncular sunucu olmaya çalışıyor. Mesela dizilerde ya, hayatımıza ya, herkes giden... herkes sunucu Zeynep ya. Tiyatrocusu sunucu. Bak efendim, astrolog da sunucu burada ha? Şu an. Astrolog sunucu evet abi. Yani ne bileyim oyuncusu sunucu, sunucusu sunucu yani dansçısı sunucu, herkes sunucu. Yani sunuculuk çok kolay bir meslekmiş gibi yapılıyor ama bizim belki de kolay, ben belki abartıyorum. Sonuçta beyin cerrahı değiliz yani. Yani ama işimi ciddiye alan ya da işte Halit Kıvançlarla, Orhan Boranlarla hani büyümüş, Cenk Koraylarla büyümüş bir insan olarak... Sunuculuğun gerçekten hoş ve kolay olmayan ve önemli bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ama gel gör ki aslında herkes yapıyor sunuculuğu bir şekilde. Yani şu anki döngüde evet herkes yapabiliyor, belki deneyimleyebiliyor diyelim. Herkes yapabiliyor diyemeyiz. Bak burada müsamiredeki gibi kızımız konuşabiliyor. Ya şaka yaptım ya Zeynep Ağaç. Ama dönüp baktığımızda oyunculuk çok daha çaba isteyen bir şey. Ve oyunculuk sunuculuk kadar canlı aktif bir şey olmadığı için biraz renk de gerektiriyor. Ne dersin? Sende o renk de var baktığında. Bak Gecekondu'nun görüntüleri geliyor. Ben de katılmıştım oraya, çok gerilmiş. Çok eski hakikaten. Çok eski. Oradaki ekibe de çok sevgileri biletiyorum ama çok eğlenceliydilerdi. Yani şimdi şöyle. Evet. Ama yani şimdi bence oyunculuk gerçekten bir üretim işi. Yani gözlemlersin. Sonra bir gün bir an gelir. Onu yapmak zorunda kalırsın. Minik bir taklit ya da orada gözlemlemiş olduğun ve kendini karikatürize ettin, komedi için söylüyorum bunu. Karikatürize ettin, karakteri bir anda ortaya çıkartırsın. Tam tersi dram için de öyle. Gözlemlersin. İnsanları, hareketleri, mimikleri, hayatı, o jestleri alırsın. Bir anda oynarsın ve insanların gözü dolar. Ağlatırsın neyse. Birazcık, yani oyunculuk bence biraz insan bilimi. Değil mi? Evet, yani hani içinde sosyoloji var, psikoloji var, hani felsefe var, biraz insan bilimi. O yüzden... Çok daha iyi oyuncular bunu daha iyi anlatabilirler. Peki oyunculuğa ilgin devam ediyor mu? Tabii yani var ama şöyle bir şey var. Ben işte çok uzun süre Çocuklar Duyması'nda oynadığım için hep böyle bir komedi rolleri geliyor. Ama ben biraz daha farklı şeyler oynamak istiyorum. Hep böyle aynı işte komedi, sitcom, hani o tarz değil de biraz daha böyle dönem dizileri, biraz daha tipimi, şeklimi değiştirebileceğim, biraz daha farklı seni karakterler. Seni Kavgada Kürüldü'de ya da Entrika'da niye düşünemedim acaba? Bir izleyici olarak, çünkü ben senin oynadığın şimdi, sitcomu izledim çünkü. Ama sen beni tanıyorsun Zeynep. Yani sen şimdi beni tanıdığın için kafanda yani vatan olarak görüyorsun ama şimdi ben atıyorum bir Ahmet karakterini, Mehmet karakterini canlandıracağım. İşte o zaman aa ne olmuş ya, bu adam ne yapmış kendine diyeceksin ve hani bir mahallenin delikanlısını oynayabilirsin aslında. Bilmiyorum, belki kötü adam, bilmiyorum. Yani orada nasıl gülüyorsan burada da belki o kadar sinir olacaksın benim canlandırdığım karaktere. Kötü adam oyunculuk oynamak bu. İstiyor musun? İsterim tabii ki, çünkü oyunculuk olmadığın bir adama yapıyor olmak, ona inandırıyor olmak. Yani senden ne kadar uzak birini canlandırıyorsan o kadar başarılısındır bence. Benim seninle ilgili bildiğim bir taraf daha var. Sen çok titizsin. Birçok şeyi irdeliyorsun. Mükemmeliyetçi bir yapın var. Ama bütün derler ya, sakınan göze çöp atar. Bütün şeyler de benim başıma gelir yani. Hayatta evet titiz olmak lazım. İlgili olmak lazım. Aman canım bana ne, boş ver olsun dememek lazım her şeye karşı. Ama yine de birçok şanssızlıkla da karşılaşıyorum. Oğlak Burcu'nun özelliği bu. Bak gider işte kova aslan boğaya gider, tamam mı? Pat diye bir şey yapar. Yani atıyorum sen şimdi bakkala ekmek almaya gittin, tamam mı? Senin tamam, için 3 evet, dakikalık bir iştir ekmeği. Bu. Sen neydi Burcu'nun? Yengeç mi? Başak. Oo, tamam. Hiç, çok da şanslı sayılmaz yani. Orta. O da kafaya takar. Gittin sen, tamam mı? Gider bir ekmek alır gelirsin. Benim için o ekmeği almak demek 45 dakika. Giderken düşersin, biri telefon açar, geri dönmek zorunda kalırsın, paranı unutursun, bakkal yoktur, ekmek taze değildir. Yani Oğlak Burcu'nun önünde sürekli bir engel vardır. Peki bir de bunun yanına vatanı şaşmaz koyuyoruz. Vatan şaşmaz yap. Ünlü oldum ve bir sosyal hayatım var. Bununla nasıl baş ediyorsun? Şimdi bakkala giderken bu kadar aksilik var Oğlak Burcu olarak. Evet. Bir de yanına vatan şaşması koyarsak ne yapıyoruz? Sosyal hayatta ilişkiler, düzen, birliktelikler, onları nasıl yönetiyorsun? Alıştım artık vatan şaşmazlığı yaşamaya.
Kendini tartışıyor musun? Bir dönem evet tabii, bir dönem. Yani ya, şimdi şöyle... Şimdi benden başka bir karaktermiş gibi konuşuyorum ama üçüncü tekil şahısmış gibi konuşuyorum ama. Ama çok eğlenceli oldu biraz şimdi bak. Da, yani biraz da öyle tabii, şimdi insanlar bazen mesela dün oldu. İşte bir şey yapacağım ve acele işim var, yani ne yapmam lazım. Aa dedi kız, böyle kaldı, tamam mı? Aa siz olsunuz dedi, ismim aklına gelmedi. İşte soruyor aa falan filan. Hani bir dakikalık bir şey orada 8 dakikaya çıktı ve yani geç kalıyorum, anlatıyor işte ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz. Herkesle böyle minnacık hızlandırılmış bir röportaj yapmak zorunda kalıyorsun. Çok güzel bir şey ünlü olmak, tanınmak, popüler olmak ama bazen çok yorucu olabiliyor. Yani bunu da itiraf etmek lazım. Çünkü insanlar sürekli sen onu bir dakika görüyorsun ama hayatında belki bir daha görmeyeceksin. Ama o seni yakaladığı için mutlaka seninle bir iletişim kurmak istiyor, seninle konuşmak istiyor. Dediğim gibi yani alıştım vatandaşlaşmamıza. Bir de samimiyiz, sevgi doluyuz, bir anda sahipleniyoruz. Abi onu öyle yapmasaydın, bunu böyle yapsınlar var. Özel hayatına müdahale var, yorumlar var, herkes fikir sahibi. Yani tabii canım, şimdi şöyle. Geçenlerde taksiye bindim. Taksi şoförü sağ olsun, havalimanından döneceğim eve. Eve kadar beni bana anlattı. Abi dedim, ben dedim yani... Abi dedi ben sana hayrandım dedi, işte dedi şöyle dedi böyle dedi işte dedi, biz dedi hanımla da kavga ettik dedi, sen dedi ne önerirsin falan. Hani başladı oradan hayat hikayesinden benim görüşlerimi almaya kadar. Bazen insanlar sizi çok yakın görüyorlar. Hakikaten adam açıldı yani, dertlerini anlattı. Birlikte konuşarak geldik, güzel bir 40 dakika oldu. Samimi görmeler insanların güzel bir şey. Ama dediğim gibi bazen yorucu olabiliyor bu tabii. En yorulduğun mesela, baş edemediğin bir dönem oldu mu? Çünkü sen bizim hayatımız uzun yıllar varsın. Evet şimdi hepimiz sunuculuğu deniyor olabiliriz ama baktığında çok değerli insanları örnek alıyorsun ve çok değerli işlerde de yer aldın. Sağ ol. Kıymetli işlerde yaptın vatan. Şimdi hani neden Zeynep yapıyorum, bu kadar? Yapacağım da tabii ki yani. Şimdi bu saatten sonra bak, ne bileyim hani manav dükkanı açamam herhalde. Ne bileyim yani televizyonculuğa devam edeceğim bir şekilde. Pardon, soru ne Zeynep? Gençlere bir önerin var mı? Gençlere bir önerin var mı? Evet. Şu. Yani ben hani gençlere öneri verecek kadar yaşlandım mı bilmiyorum ama. Deneyimin var ama. Belki evet. Bu 17-18 merak yıllık. Merak etme, hala çok genç, çok seyit görünüyorsun. Hiç sıkıntı 40'tan bulacak. 40'tan sonra biraz zorlanıyoruz tabii ama. Burada yani gençlere önerim şu. Eleştirileri de var kendine dair. Alıyoruz bunları, magazine taşırız dermişim. Buyur, sözünü kesme, özür dilerim. Gençlere önerim şunlar. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Herkes, yani özellikle genç olduğun zaman herkes, genelleme yapıyorum yine, şöyle ünlü olayım, tanınayım, bilineyim, şöyle köşeye hemencik döneyim, işte o spor arabadan ben de alayım, işte şu gece kulübüne ben de gideyim, mankenlerle gözükeyim. Hani böyle bir ünlü olma, şöhret olma ve hani şeyi yırtma derler ya, vay yırttım artık falan gibi, zengin olma gibi, gibi bir hevesleri var. Ama önemli olan başarılı olmak. Başarılı olduğun zaman bunların hepsi zaten geliyor. Hani hayattan ne bekliyorsan istemediğin kadar çok 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 geliyor. O yüzden başarılı olmayı hedef alırsan daha iyi olur diyorum tüm gençlere. Tenzih ediyorum. Gerçekten profesyonel olarak bu işi yapmak isteyen arkadaşlar haricinde. Çünkü ama genel olarak bana gelen hani 10 arkadaştan, 10 tanıdığım gençten 9'u belki hayatın zorluğundan, belki dünyanın değişmiş olduğundan dolayı işte o köşeyi biraz daha çabuk döneyim durumundalar. Ünlü olmak ayrı bir şey, başarılı olmak ayrı bir şey. İyi hatırlanmak çok önemli. İyi hatırlanmak çok önemli. Zaten burada günün bence en başarılı noktası iyi hatırlanmak. Yani mutlaka hayat yolunda kendi kişisel hayatlarımızda bir problemler, işte, bir takım sorunlar yaşıyoruz ama iyi hatırlanmak çok önemli de. Peki eleştirdiğin insanlar var mı? Ya bu da artık olmaz dediğin. Program, sunum şekli. Yani yine genelleme yapayım. Bu artık olmaz dediğim tüm program şekli tek bir çizgi içerisinde evlendirme programları. Evlendirme programları, izdivaç programları artık sunan arkadaşlarım da hepsi de biliyorlar zaten. Artık evlendirme amaçlı değil. Eskiden öyleydi. Evlilik olsun, işte mutlu bir yuva olsun, işte... Çok güzel insanlar tek çatı altında yaşasınlar amacıyla yapılıyordu. Ama şimdi evlendirme programlarının çoğunda egzajere bir durum söz konusu oluyor. Biraz tiyatral bir durum söz konusu oluyor. Yani evlendirme programları artık evlendirmeyle ilgili değil. Renting odaklı oldukları için daha böyle tiyatral bir hayat durum komedisi gibi diyeyim. O yüzden hani evlendirme programlarına
izleyebilmek, onu tahammül etmek çok zor. Yani şeyi çok kutluyorum hakikaten. Seda'nın, Seda sen, Seda ablanın yanındaki sunucu arkadaşımız çok güzel Twitter'ına da yazmış. İsmini unuttum şimdi ya. Ben de hatırlayamadım ama sevgilerimi iletiyorum. Gözümün önüne geldi. Uğur Aslan. Uğur Aslan. Uğur. Uğur Twitter'ına yazmış, demiş ki evlendirme programı sundum. Eleştirilere maruz kaldım. Sonra 3 tane belgesel sundum. 3 tane sunduğum belgesel hiç izlenmedi. Sonra tekrar evlendirme programı sundum diye. Kendine çok güzel bir öz eleştiri yapmış. Maalesef tabii yani biz bu işi yapan insanlar sonuçta hani bundan ekmek yiyoruz ve bu işi yapmak zorundayız. Ama işte evlendirme programları biraz bence yani benim şahsi fikrim izdivaç programları amacından çok sapmış durumda yani. Peki şimdi biz evlilik... Yani bana yani... Hayatta sunamam. Yani pek sunamayacağım. Ona gelecektim. Hayatta. Ben de çünkü aldın bak, ağzımdan lafı. Sunucu iş bırakıyorsun. Yani insanların yani bizim yaptığımız iş biraz kendi karakterimizle de alakalı. Yani insanların kendi karakterine uygun olmayan bir şeyi yapabilmesi ne kadar doğru, ne kadar etik onu bilmiyorum. Yani ya ben yapamazdım, beceremezdim yani. Tabii bu yıllar önce gelen projelerdi. Ben onu da soracaktım sana. Diyecektim ki hani eğer bu 10 yıl önce bir evlilik programı gelseydi önüne sunar mıydın tabii, peki? Tabii tabii. Esra'nın ilk dönem yaptığı, Esra Erol'un ilk dönem hani o gerçekten yaptı. Ben de konuk oldum, çok eski arkadaşımız. O gerçekten evet evlendiriyordu. Hakikaten yani insanları mutlu ediyordu. Yani insanlar tek çatı altında buluşuyordu. Yuva kuruyordu. Ama şimdi artık yani birçok evlendirme programı hemen hemen hepsi diyelim. Yani biraz amacından artık saptı yani. Ki bunu arkadaşlarım da biliyorlar zaten ya. Evet, hepimizin konuştuğu bu gündeme dair de aslında baktığında gündemin de bir konusu oldu. Peki biz şimdi seni ekranlarda bir projeyle görmek istesek, çünkü artık sevgili vatanın da tecrübesi de çok. Yani bilgisi var, arkası, önü, her şeyini biliyorsun. Desen ki şöyle bir format çalışmak istiyorum, şöyle bir programım var, şöyle bir projem var. Yeni bir aklında şu yapılması gerekiyor dediğin bir şey var mı? Merak etme, projen çalınmaz. Zannetmiyorum hiç. Vardı, var da. Ama hepsini Acun yaptı. Gerçekten mi? Şimdi gerçekten yani Acun televizyon dahisi bir insan. Hakikaten ayakta alkışlamak lazım. Çok iyi bir uygulayıcı yapımcı öncelikle. Ondan sonra kendi yazmış olduğu formatlarda da çok çok başarılı oldu. Televizyonda yapılmamış şeyler çok çok az artık Zeynep. Yani bizim camiada çok... kullanılan bir cümle vardır. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok derler. Bilinenleri cilalayıp başka bir şekilde, başka bir sunumla aynı şekilde devam ettirebilirsin. Birçok şey var ama benim uzmanlık alanım yarışma programları. Yani bir yarışma varsa, eğlenceli bir yarışma varsa orada olurum, orada olmak da isterim açıkçası. Farklı yarışma programları var ki birçoğunu sundum, hala da sunduklarım var. Yapılabilir yani, üretilebilir bir şeyler ama yani ah işte şu olsaydı dediğim her şeyi ben zaten Acun'un medyasında hep izliyorum ki çok da başarılı yapıyor zaten. Gerçekten hani ya bunu örnek alın, hani beni değil de belki şu kişiyi örnek alın deyip de kendin de örnek aldığın sunucular ya da bu tarzda başarılı insanlar dediğin isimler var mı bize de ekranlardan? İşte var ama gençler onları tanımıyorlar çok fazla. Yani mesela araştıralım, internetimiz var. Değil mi? Araştırsınlar madem bu işi yapacak olan arkadaşlar var. Yani çok esprili bir cevap verdi bana. Ben Halit abi, Halit Kıvancı takip ettim, taklit ettim, izledim, onun gibi olmak istedim. Onun devamı gibi hep kariyerimi düşündüm. Öyle şekillendirmeye çalıştım. Halit abi, bir anons ettim geçen yaz. Dedim ki 90 yaşında. Hala NTV Spor'da programı var. Fenerbahçe TV'de televizyon programı var. TRT'de seslendirmeleri var. Hala çalışıyor. Hala para kazanıyor. Hala vergi ödüyor. Hala ayakta ve dimdik. 90 yaşında ve inanılmaz bir hayat enerjisi dedim. Çıktı sahneye. Dedi ki doğru ama yanlış vatancım dedi. Neden dedim. Daha dedi 89,5 yaşındayım dedi. Halit abi benim için çok kıymetlidir, çok önemlidir. Bizler onları izleyerek büyüdüğümüz için, Erkan Yolaçları izleyerek büyüdüğümüz için, onlara örnek aldığımız için işte gençler söylediğim zaman işte söylüyorum, diyorum ki hani Erkan Yolaç diyorum, evet hayır vardı diyorum falan, mesela konuşuyoruz gençlerle. Ya evet ya vardı falan diyorlar çünkü bilmiyorlar artık gençler. İşte Halit abileri, Cenk Koray'ları, Korhan Abay'ları, işte Orhan Boran'ları, o takip ettiğimiz kişileri gençlere yansıtıyor olmak lazım.
Benim her zaman idolümdür Halit abi. Peki şu döngüde evet ya bu isimler de çok başarılı diyebileceğin genç nesilde ya da jenerasyonunda birileri var mı? Hani örnek onlar da aldılar kendilerini geliştirdiler. Ben de onları çok güzel izliyorum, takdir ediyorum. Ya o isimleri de eğer hatırlamıyorlarsa, bulamıyorlarsa, interneti kullanmıyorlarsa siz de buralardan örnek alın. Bu isimleri de takip edin. Sadece Vatan Şaşmaz'la da kalmayın yani, der misin? Klasikleşen bir isim yok maalesef. Yani şöyle söyleyeyim, klasik olmak da kolay değil. Şimdi işte dedim ya programın başında hani herkes sunucu, herkes bir şeyler sunuyor. Hasbelkader ünlü olmuş da bir şey sunuyor. Tiyatrocu, koca tiyatrocu duruşuyla olan da bir şey sunuyor. Oyuncu da bir şeyler sunmaya çalışıyor. Herkes bir şey sunmaya çalışıyor. Ama sunucu sunucu. Uzun zamandır klasikleşmiş ve bu işi meslek haline getirmiş sunucu sunucu diye bir yani pek yok yani açıkçası. Bir şey yani şu var diyemem. Talk showcular var tabii canım. Beyazıt var, Okan var falan. Onları geçmek gerekirse. Ama onlar talk show yapıyorlar. Show amaçlı evet. Yani. Bir programı sunmak ayrı bir şey. Mesela spiker ayrıdır. Sunucu ayrıdır. Talk showcu dediğimiz işte showman ayrıdır. Yani öyle bir sunucu şu anda aklıma gelmedi. Ya sen onu bunu boş ver. Sen şu Oğlak Burcu'ndan bahset. Ne olacakmış ya? Çok para mı kazanacakmışız? Sunucuyu çok çekiştirdik diyoruz. Biz olay 2009'daki hemen sana tüyo vereyim aşk olsun. Hı. Vermez olur muyum? 2009'daki kazanımlarını elde edecek oğlaklar. Tabii ki o yıllardaki belli sınavlardan da geçiyorlar. Yani 2009'da ben şu özelliğimi değiştiremedim. Yine böyle bir yoğunluk vardı. Şu tempodan geçiyordum. Yine kendimle şöyle bir mücadele yaşıyordum diyorsan işte buyur tekrarı. Hayat tekrarlardan ibaret değil mi? Astrolojinin de böyle bir yönü var. Yine tekrar geldi önüne. Şöyle bir şey vardı, bir yerde okumuştum, yıllardır Oğlak Burcu'nun üzerindeki lanet kırıldı, 2012'ye kadar çok iyi her şey falan diye bir şey okumuştum. Çünkü bunu biraz da ben lanet demiyoruz ama astroloji sonuçta baktığında matematik hesaplaması da var. Yani zorlama vardı, Plüton vardı. Plüton'dan dolayı biraz daha artık kendiyle yüzleşebildi, rahat etti. Çünkü oğlağın mükemmeliyetçi bir yapısı var. Ya şimdi sen yıllardır aynı bir kelime çatısı altına bak gözlerindeki ışık hala sunucu derken bile burada dolu dolu çıkıyor ağzında. O titizliğinin farkında mısın? Öyle miyim bilmiyorum. Değilim. Öylesin. Ama şu var yani Oğlak Burcu'nu tüm oğlaklar toplanın arkadaşlar. Eşinin Burcu ne? Burada gel onu çekiştirelim. Bakalım Başak. Oradan. Başak mı? Kaç Eylül? 4 Eylül. Gerçekten mi? Ne? Yani 4 Eylül bir karşında insan var. Hayır ben 4 Eylül. Avukatımı arayayım mı? Yani olmaz mı bu iş? Ne diyorsun şey ya? Söylemiyorum. 4 Eylül Başak Burçları biraz daha seçicidir. Çok yapıcıdır. Ve dolayısıyla çocuk yakında yakında gelir. Şimdi Jüpiter Başak'ın üstünde. Çoğalma var Başaklarda. Aa. Var mı çocuk planlarda? Var canım olmaz mı yani? Bir an evvel çoğalırsak da çok sevineceğim. Ama Jüpiter'in astrolojik anlatımında zaten çoğalma var. Bunu öyle bir terimsel anlatıyorum. Jüpiter Başak Burçları'nı bu yıl şansı kılıyor. Hemen de düğün fotoğrafları da geldi. Hemen Mesut'u. Peki senin önerin ne olurdu? Biz sana hani bir VTR hazırlamak isteseydik mesela. Hani burada canlı bir misafir etmeden önce VTR nasıl olmalı mesela? Hemen şöyle bir alabilirim. Yani bir konuk çok iyi araştırılıp. Sunduğu programlar öncelikle meslek hayatıyla ilgili hani 4-5 tane saydım ya biraz evvelki programlar onlardan güzel görüntüler alınıp sonra da özel hayatından alındırdı. Bir şey yok sıkıntı yok yani ekibimiz çok başarılı. Şimdi 4 çok teşekkür ederim. Şimdi 4 Eylül bir bayanla evlisin. İnanılmaz değerli topludur. Acayip yapıcı ve topludur. Yani senin şu an hani yemek yapıyor bak anlatayım. Dün akşam yemeğimiz vardı. Yemek yapıyor. Millet yemeye başlıyor. O topluyor. Gidiyor bulaşıkları yıkıyor hemen. Ya dur bekle yarın yıkarsın. Akşam bir saat sonra yıkarsın. Yok hemen yıkanacak onlar. Çok düzenli bir kızdır yani Yasemin. Çok cici bir insandır. Çok. Buradan hakikaten sevgilerimizi de iletiyorum Yasemin'e. Evet, ben de. Başak'la Oğlak çok iyi anlaşır. Acayip titizler ve düzenli derdir. Bunu bir astrolog söylüyor. Hani sunucu söylemiş olmasın belki ama bir astrolog söylüyor diyebilirsin. Anlaşırız. Bebek konusundaysa dediğim gibi Başak Burçları'nı zaten burada ekranlarda izleyenler şunu yakaladı. Çocuk yılı bu yıl. Yani Vatan'ın çocuk projelerinde görür müyüz mesela? Çocuk sunuculuğuna ya da çocuk projelerine nasıl bakıyorsun? Bir de baba olabileceğin ihtimali de geldi bugün artık. Şöyle bir şey var. Çocuklarla iletişim kurmak zaten kolay bir şey değil. Ki ekranda çocukla iletişim kurup da bir televizyon programı yapmak bence hiç kolay değil. Ama madem öyle açıklayayım televizyonun için değil ama bir projemiz var.
Atilla abimizin, Atilla Kaplak Aslan'ın bir projesi bu. Barış Manço ve Yeniden 77'ye projesi biliyorsunuz ki vardı. Bizim çocukluğumuzda izlerdin değil mi sen de? Evet. Hani Adam Olacak Çocuk. Barış İzlemezdim, katıldım bile. Katıldın bile, evet. Adam Olacak Çocuğa. Harikasın, o görüntüler olsa keşke. Ben moda doğma büyümeliyim. Ne güzel ya. Sunucuya sordum. İşte o projenin Barış abi rahmetli ve özlemle hakikaten hatırlıyoruz. Gezmiş olduğu 77 tane ülkedeki çekmiş olduğu fotoğrafların sergileri olacak. Dünyada yine çekmiş olduğu o tüm ülkeler de gezecek o sergi. İşte inşallah onu sunma fırsatı olursa çok keyifli olacak. Çocuklarla ilgili böyle bir bağlantı var. Hani Barış abiyle ilgili. Ama bence yani ekranlarda çocuklarla ilgili iletişimi yani gelmiş geçmiş yani en doğru kuran, en başarılı sunucu ve tabii ki sanatçı Barış abidir yani. Değil mi? Adam Olacak Çocuk. Hangimiz unutabiliriz ki yani? Asla unutulmaz. Benim bile hayatımda yeri vardır kendisinin. O ayrı. Çünkü ne sormuştu sana mesela? Ne demişti Barış abi? Yani çok heyecanlıydım. Yine böyle müsamiredeki çocuk gibiydim. Zaten çocuktum. Çok heyecanlıydım. Böyle çok durmamıştım. Hemen keşeye çekilmiştim. Arkadaşlarımı organize ediyordum orada. Çok renkli geçmişti. Benim boyum da o zaman da uzundu. Bana bir destek de gerekmiyordu. Hani oraya çıkar, buraya indir gibi diye hop diye çıkıp inmiştim. Ama biz zaten onunla modada da komşuduk. Çok renkli, sevecendi. Çocukları çok i̇şte severdi. Şimdi dokunarak fotoğraf... böyle severdi hepimizi. Değil mi? İşte o çocuklarla yapmış olduğu programlar, gezmiş olduğu ülkelerdeki çekmiş olduğu fotoğrafların hepsi dünyada bir sergi olarak işte Bakü'den başlayacak da İspanya'ya, Afrika'ya kadar gitmiş olduğu tüm ülkelerde o sergisi gezecek. İşte onun inşallah sunumu da birlikte yapacağız. Çok çok keyifli bir proje. Barış abiyi de yad etmiş olduk. Yemekle ilgili projen devam edecek mi? Çünkü edecek. Damak zevkin vatan gelişmiş. Mutfağı, evet, şimdi Vatan Mutfağı yani böyle bir ya bir, geçen yıl Ramazan ayında ya bir 30 bölüm yapalım diye başladık. Aa iyi oluyormuş ya dedik. Sonra bir 100 bölüm daha yaptık. Vatan Mutfağı'nı devam ettireceğiz. Başka bir kanalda biraz daha profesyonelce yapacağız. Çünkü biz profesyonel olmayan bildiğimiz ablalarımızı, teyzelerimizi lezzet ustalarını alıyorduk. Şimdi gerçekten şeflerle biraz daha kayıp lezzetleri kovalayacağız. Vatan Mutfağı önemlidir. Ben de çok emek verdim. Yani 9-10 ay çok hakikaten kitap karıştırdık bir gastronomik bir bilgiye de sahip olmak lazım. Ne neyle oluyor, ne neyle olmuyor diye. Onu devam ettirmek istiyoruz. Vatan Mutfağı'nı devam ettireceğiz. Peki kitap gelecek mi? Biliyorsun insanlar genelde bir kitap derler yani hani derler, benim, toparlar. Yani benle ilgili şu anda öyle bir fikrim yok. Yani kitap tabii ki yazılır. Kolay da bir şey değil yani kitap yazmak ama hani yazılır. Uğraşırsa insan varsa birikimleri, okuduklarını, yaşadıklarını bir kitapta derlemek çok çok önemli hakikaten. Ama yani benim kendimle ilgili bir kitap projem yok. Fakat Vatan Mutfağı'nın 680 küsür bir tarifi oldu. O tarifleri bir kitapta birleştirme, buluşturma gibi bir projemiz vardı açıkçası. Evet, ne zaman gelecek kitabı peki? Çünkü bayağı da aklında iyi bir menü çıkıyor. Büyük bir data var orada. Aynen öyle. Çünkü şöyle Anadolu'da atıyorum mesela Kapadokya'da, Ürgüp'te bir yemek öğrenmiş bir ablamız. Ama anneannesinden öğrenmiş. Hmm. Yani ablamız zaten hani 60 yaşında, anneannesi de rahmetli olmuş. O da 90 yani 100-150 yıla dokunmuş oluyoruz. Yani bir yüzyıla, bir asıra dokunmuş oluyorsun yemeğin tarifinde. İşte o Anadolu'nun kayıp lezzetleri çok çok önemli. O eski tarifleri alıyorsun. İşte bu kayıp tarifleri artık kayıp olmaması için tek bir kitapta birleştirme hedefimiz var. Ama bilmiyorum, yapımcımı Ezgi'ye sormam lazım. Ezgi'ye buradan selamlarımı iletiyorum. Bu data kaybolmaz. Ben öyle söyleyeyim. İyi yani Ramazan ayında biz tekrar start vereceğimizi düşündüğüme göre yani gene o Ramazan sonu gibi falan herhalde başlar. Ama ben bir yayıncı değilim, onu sormak lazım. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi çok da Sen şunu sor, şunu oğlaklar 2016'da parayı buluyor mu, ne şu oluyor? Şu soruyu sormam lazım. Çok önemli benim için, kaçırmamam lazım. Hı. Bir saniye lütfen benim dikkatimi dağıtma sevgili oğlak burçları. Oğlaklar başakların dikkatini iyi dağıtır ama buna izin vermeyeceğim. Tabii bir başa mutsuz etmek istiyorsan. Bir oğlağa devamlı eleştirme planlarını, olarak al. Planlarını değiştir. Evet, şimdi değiştirtmiyorum. Ya efendim, sizi şimdi bu kadar Vatan Mutfağı çektiniz. Değişik insanlar ve yıllardır sunuculuk deneyiminiz var. Ekranda yaşadınız mı? Çok ilginç bir hikaye var mı? Hani gerçekten ya ben nasıl yöneteceğim deyip de böyle pat diye ortada kaldınız. İlginç bir hikayeniz var mı? Onu da anlatın. Ben de teselli bulurum. İzleyicilerimiz de biraz bilgi sahibi olur. Bak neler olabiliyormuş arkalarda diye.
Ya yok diyecektim ama şimdi aklıma geldi. Şu son dönemde Survivor çok ön planda hep konuşuluyor, hep izleniyor. Bizim evde de izleniyor Survivor. Bir gün sabah programında, gibi yine Melike ile beraber sunuyoruz sabah programında. Yılmaz Morgül şarkıyı söylerken bayıldı. Bayıldı canlı yayında. Böyle mikrofonu bir yere düştü, kendisi bir yere düştü. Çok da güzel, böyle usturuplu bayıldı. Onu aldık, hastaneye götürdük, yayını durdurduk. Ben işte hatırlıyorum kendi halimi, panik oldum. Reklam girin arkadaşlar falan filan dedim ben. Böyle bildiğim bayıldı. Tansiyonu düştü. Konserden gelmişti galiba. Bursa'dan mı gelmişti? Bir yerden konserden gelmişti. Ama senin uykusuz çıkmıştı. Bayıldı yani. Evet, canlı yayında bayıldı. Nasıldı? O belli, unutmuyorsun ki şimdi yenilerde yine bayıldı. Belki oradan öyle mi hatırladın? Onu bilmiyorum bak. Onu şey yapmadım. Galiba yani rahatsızlıkla. Yılmaz'ı ne zaman görsem bayıldı aklıma gelir. Yani adam böyle küt diye düştü, bayıldı yani. Aldık, hastaneye götürdük, başında bekledik. Kameralar geldi, magazinler geldi falan. O bir tuhaf bir durumdu yani açıkçası. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bir canlı yayın, hep söylüyorum, bir açık kalp ameliyatı kadar önemli ve tehlikeli de bir iştir açıkçası. Aynen. Nasıl mesela, biliyorsun ki astronotların yedeğinin yedeği vardır. Mesela diyelim ki işte iniş takımları, iniş takımlarının açılmazsa bir yedeği vardır. O yedeğinin de yedeği vardır. Yani asla bir kazaya, asla bir sürpriz bir duruma ihtimal vermemek için elinden geleni yapar o sistem. Bizim canlı yayın sistemi de böyle. Hani başıma, Allah göstermesin tabii ki, yani kimseye de göstermesin. Son günlerde de hani gördük. Değerli televizyoncu arkadaşlarımızın başına da tahmin etmedikleri olaylar gelebiliyor. Benim kurguladığım bir şimdiye kadar öyle büyük bir olay gelmedi. Ama bir anda o üçüncü kişiler ya da dördüncü hiç tahmin edilemez sürprizler olabiliyor. Onları iyi kompanse edebilmek lazım. Krizi yönetmek. Krizi yönetmek lazım. O çok önemli. O biraz da televizyonculuk içgüdüsüyle yapılan bir şey zaten. Bu sana öğretilemez. Değil mi? Evet, yani doktora da hani aniden atıyorum bir kalp ameliyatı yapıyorsun, bir yerde bir damar patlıyor, gidip onu hani onu sana kitapta yazmıyor çünkü onun şeyi yok. Prospektüsü yok. Onu sen yönetebilirsin. Onu sen düzeltebilirsin. İşte televizyonculuk refleksi dediğimiz şey de zaten o. Her yere hakim olmak. Birazcık öyle açıkçası. Yani şunu söylüyorum hani ya şunu tasarlamıştık da şu oldu dediğim çok, yani öyle bir şey yok. Çünkü olmaması gerekiyor zaten. Sistem yedeğinin yedeğini de mutlaka yedeklemek üzerine kurulu olduğu için. Ben bir de ev ödevini iyi yapan, ev ödevini evinde çalışan bir öğrenciyim mesleğimde. O yüzden çok fazla öyle bir sürprize mahal vermiyorum. Zaten de olmasın. Şanslısın ama. Yani şöyle. Şimdi bak, şanslısın ben, çünkü yani ev ödevimizi ne kadar yapsak da dediğim gibi üçüncü, dördüncü olaylar var işin içinde. Ben bu mesleğe başladığımda Beyazıt var ya, Beyazıt'ımız, evet, canımız, kanımız, her şeyimiz. Sevgilerimizi iletiyoruz. Onun abisi Korkut abi benim menajerimdi. Bir gün Korkut abi beni karşına aldı. Dedi ki bak dedi, vatan dedi. Kural bir dedi, yani sunuculuk anayasası, öyle diyeyim yani. Değişmeyecek kural. Siz de sen dedi, hani eğlence, müzik eğlence programı yapıyorsun dedi. Senden de tek bir şey rica ediyorum ki bu da olması gereken dedi. Benim için sunuculuktaki tek kural bu. Hakikaten de öyle. Çünkü ben eğlence programı yapıyorum. Gülüyorum, güldürüyorum. Hani hüzünlensek de hani mutlaka işin sonunda gülüyoruz. Ve bir müzik eğlence aktüelite programı yapıyoruz. Kural bir şuydu her zaman. Siyaset ve din asla konuşma, konuşturma. %100 katıldım. Yani benim için tek kuralım bu sunuculukta. Onun dışında her şey konuşulabilir. Onun dışında her şey tartışılabilir. Bununla ilgili çok kısa bir hikaye anlatacağım. Senin de fikrini almak isterim. Benim hani hayat düsturum buydu. Sadece ekranda değil, çok samimi olmadığım kişilerle de konuşmak istemediğim. Çünkü bunlar mahrem şeylerdir. Din ve siyaset konuşmuyorum kendi programda, konuşturmuyorum da. Hatta özel hayatımda da çok samimi olmadığım kişilerle de hani bu derin mevzulara girmek istemem. O yüzden benim sunuculuktaki tek ve önemli kuralım, anayasam buydu. Hep bunu uygulamaya çalıştım. Böyle.
Bu çok güzel de bir şey. Buradan da Beyaz'ın abisine de sevgilerimi iletiyorum. Ne kadar önemli bir ders vermiş, ne kadar değil mi? Önemli bir ders. Çünkü vermiş. O zaman 24-25 yaşındasın. Yani evet. O zaman ben de uyanmıştım. Aa evet abi ya falan demiştim. Doğru, onu yapmamamız lazım. Çünkü herkesin kendine göre bir fikri var. Onu bilen kişiler, bilinen programlarda konuşsunlar diye düşünmüştüm. 24-25 yaşındaki programlarını seyredebiliyor musun? Maalesef internet olmadığı için hani YouTube'da hani çok az o videolar var. O dönem yoktu yani internet. Sen ikilerden birisin evimize misafir. Hayır olarak. Aslında. Değil misin? Şöyle anlatayım. Ya en azından Melike ile falan o dönemi. Şöyle anlatayım. Hani son Osmanlı derler ya. Son klasik yani klasik gelmiş ekolün son jenerasyonuyum. Benden sonra artık klasikler bitti. Yani ondan sonra artık. Popüler dünya hani popüler medya olarak devam etti. Hani o klasik kafadaki olan televizyoncuların son ekolü, son kişisi diyebilirim. Ondan sonra zaten gençler sosyal medyayı kullandılar bilmem ne. Bir anım daha vardı ama senin vaktin bizim bitti galiba. Bizim artık haber etmemiz gerekiyor ama seni öyle yine mi misafir edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Sen son ekolümüz değilsin bizim. Ayaklarına sağlık. Ben de çok şey öğrendim. Daha seni nice ekranlarda, programlarda ve özel gecelerde sunuculukta göreceğimizi ümit ediyorum. Belki kötü adam karakteriyle de girersin hayatımıza. Oyunculukta bir sürpriz yapabiliriz. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Ben bekliyorum. Kitapta bekliyorum. Sunuculukta bekliyorum. Her şeyi bekliyorum. 2016'da. Oğlak, tabii oğlak burçları. Ayağına sağlık vatancığım. Çok teşekkür ederim. Bize misafir olduğun için. Sevgili izleyicilerimiz, çok değerli, birbirinden değerli konuklarım var. Yavuz, Hakan Toku ve Tüsun Tuncer'i misafir edeceğiz. Müziği konuşacağız, radyoculuğu konuşacağız. Bir yere ayrılmayın, şimdi haberler. Müzik dünyasında neler oluyor? Gelişen teknoloji müziği nasıl etkiledi? Merak edilenleri müzik eleştirmeni ve yazar Yavuz Hakan Tok'la gündeme getiriyoruz. Ayrıca milyonların severek dinlediği ünlü radyo programcısı Füsun Tuncer'le A'dan Z'ye radyoculuk diyoruz. Hepsi ve daha fazlası birazdan 24 hafta sonunda. Efendim hoş geldiniz. Müziği konuşacağım birbirinden değerli insanlar var stüdyomda mı? Çok mutluyum. Özellikle kaliteli müziği konuşmak, müziğin rengini, o tonunu, yıllarını, tarihini özellikle Türkiye'de konuşmak beni çok mutlu ediyor. İnşallah ekrandaki izleyicilerimiz de mutlu edecek diye düşünüyorum. Stüdyoda misafirlerim Füsun Tuncer, radyo programcısı, yıllarını vermiş Füsun Hanım radyoya. Sonrasında da Yavuz Hakan Tok, müzik eleştirmeni ve yazar. Efendim yazılarınızı okudum, baktım. Çok değerli yorumlarınız var. Çok, çok kıymetli yorumlarınız var. Önce söze bayanlardan başlayalım. Biraz siz tanıyalım mı? Bu radyoculuk serüveninizi, yıllarınızı vermişsiniz. Ben hani böyle çok ballandırıyorum yılları ama siz anlatın biraz. Doğru. 1993 yılından itibaren radyo yayıncılığı yapıyorum. Kesintisiz, hiç ara vermeden. Ama ta ki hamileliğime kadar. 9 ay bir hamilelik döneminde. Bu kez radyo yayıncısı değil, iyi bir dinleyiciydim. 9 ay dinlendim ama oğlum Rüzgar tam 26 günlükken ben işime geri döndüm. 1993'ten beri radyo yayıncısıyım. Ve yıllarımın içinde uzun bir dönemde müzik direktörlüğü yaptım. Alem FM'de keza ve öncesindeki birkaç radyoda. Radyo benim için bir aşk. Derler ya işini severek yapmak çok önemli diye. Gerçekten öyle bir, yani hem bir meslek tabii ki ama bir aşk açıkçası radyo yayıncılığı ve çok keyifli ama bir o kadar da meşakkatli. Şöyle ki mesela sizin radyonuzda programda konuğum ve biraz hastayım. Biraz böyle ateşlendim sabaha doğru. Acaba dedim program yapımcılarına mesaj atıp ben gelemiyorum desem ayıp olur mu? Ve ondan sonra hemen mesleki olarak şeye girdi devreye. Çünkü ben de radyoda konuk alıyorum. Ve son nasıl dakika iptallerinin oluyor? En nefret ettiğim şey ve çok kızıyorum. Ve dolayısıyla tabii ki geldik. Başımızın üstünde de yerimiz var. O zaman hem size zaman geçmiş olsun teşekkür diliyoruz ederim. Hem de iyi ki geldiniz diyoruz. Şimdi müziğin de nereye geldiğini de konuşacağız ama. Sevgili Hakan Bey, Yavuz Hakan Bey. Yavuz mu diyeyim, Hakan mı Bey diyeyim? Yavuz. Yavuz mu? Ben de Yavuz ismini çok severim. Müzik eleştirmenliğiyle aslında bizim bilmediğimiz bir kelime mi? Eskiden çok bilmiyorduk, kabul edersiniz ki, takdir edersiniz ki. Nereye getirelim biz bu müzik eleştirmenliği? Şu an farkındayız, müzik eleştiriliyor.
bir, bunun da çok ciddiye ele alan insanlar da var ama siz anlatır mısınız uzun yıllardır bu müzikle ilgili? Eleştirmenlik konuyu? Aslında kurum olarak Türkiye'de çok yerleşmiş bir şey değil. Çünkü biz çok eleştiriye açık insanlar değiliz. Böyle bir durumumuz var maalesef. Az önce Vatan Şaşmaz'la konuşmanızı izledim içeride. O da benzer bir şey söyledi. Herkes sunucu dedi. Şimdilerde de özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasından sonra herkes müzik eleştirmeni, işte herkes yazar, herkes fotoğrafçı olmaya başladı. Doğal olarak herkes fikir beyan ediyor. Herkesin bir fikri var dinlediği veya işte maruz kaldığı müzikle ilgili. Ve bununla ilgili bir şeyler yazıyor. Ama müzik eleştirmenliği biraz daha başka bir şey. Yani bir donanım gerektiriyor. Biraz bir şeyleri bilmek gerektiriyor. Biraz geçmişine müziğin hakim olmak gerekiyor. Ve başka bir kulakla dinlemek gerekiyor. Sıradan bir dinleyiciden daha farklı bir kulakla dinlemek gerekiyor. Bunu çok iyi yapanlar da var tabii ki. Hem dünyada hem Türkiye'de. Ama işte sadece sosyal medyada ben bunu beğendim ya da beğenmedim demekle müzik eleştirmenliği olmuyor. Ama sizin bu işin içinde yıllarınız var. Siz de çok emek vermişsiniz. Evet, evet. Ve aynı zamanda da yazarlığınız da var. Evet, benim de bir radyoculuk kariyerim var uzunca bir süre. Şimdi yapmıyorum ama uzunca bir süre ben de radyoculuk da yaptım. Kaç yıl yaptınız? 10 yıldan fazla, 15 yıl kadar. Şimdi radyoculuğun zaten ortak bir noktası var. Hem kulak olması gerekiyor hem de iyi bir bilgi datası, değil mi? Bir bilgisayarın datası kadar data sahibi olmak gerekiyor. Hem günümüzden hem de geçmişten de haberdar olmak gerekiyor. Yanılıyor Elbette. Muyum? Ben de bir ara ya radyoculuk yapmıştım, radyo programcılığı yaptım. Hani onu da denemedim demiyorum ama astroloji üzerineydi. Siz ne dersiniz? Aynı fikirdeyim tamamen. Bir şeye hakim olmadığınız bir şey zaten her sektör, her meslek için geçerli bu. Bir şeyde başarılı olmak çok mümkün değildir ya da o geçici bir başarıdır. Ama işte bugün Füsun Hanım gibi bir takım böyle yıllardır bu işi yapan ve artık isimlerini ezber ettiğimiz bir takım radyocular varsa bunların hepsi mesleklerine çok hakim oldukları için, bu işi çok iyi yaptıkları için hala varlar diye düşünüyorum. Şimdi müziğe gelecek olursak, müziğin yıllar içerisinde kendi içinde özellikle şu anki sosyal medya, müziğin üstünde yapılan bir tür dijital olaylar, sanatçıların özellikle bu single'ları çıkarırken ki verdikleri çaba, sizin sitenizde de gördüğüm kadarıyla çok da değerli insanları da yazıyorsunuz. Yazmışsınız, ele almışsınız, örnekler de vermişsiniz. Müzik eskisi kadar neden tüketilmiyor? Eskisi kadar değerli neden müzikler yok? Ve biz müzikle nereye geldik? Aslında ben bir radyo yayıncısı olarak hemen sevgili Lütfen. Hakan'ın sözünü alıp gireyim. Aslında müzik neden tüketiliyor? Aslında müzik çok tüketiliyor. Hatta o kadar fazla tüketim var ki üretim yok. Üretim de olmadığı için takdir edersiniz ki bugün gece kulüplerinden, mekanlardan tutun da albümlerde birçok isim cover'a gidiyor. Yani işte 90'lı yıllar, 80'li yıllar, 70'li yıllar. Çünkü belki de sevgili Yavuz Halkan daha farklı yaklaşabilir. Çünkü o gerçekten bu anlamda çok ciddi yazılar yazıyor. Mahremiyetini kaybetti belki de günümüzde aşk, özel hayat ve her şey. Dolayısıyla 90'lı yıllarda, 70'li, 80'li yıllarda yazılan şarkıların tadı hala damağımızda ve hala duyduğumuzda radyoda ya da ekranlarda video klibini izlediğimizde ki çok aslında komik video klipler ama o bile çok naif ve o bile çok güzel. Günümüzde maalesef hep balon tabir ettiğimiz, bundan birkaç ay sonra unutabilecek şarkılar müzikseverlerle buluşuyor ama değil mi ki iyi şarkılar yok? Tabii ki mutlaka var ama işte 10 şarkıdan 2 tanesi evet gerçekten iyi şarkı ama diğer 8 de çok çabuk tüketilecek şarkılar. Dolayısıyla sektörde bence üretim yok. Zaten üretim yok. Birçok kişi de albüm yapmıyor. Single yapıyor. Çünkü 90'lı yıllardaki radyo yayıncılığı mantığında kalmadı. 90'lı yıllarda sen de çok iyi bilirsin. Albüm geldiği zaman ilk klip şarkısını yayınladığımız hemen ardından radyolar kendi itlerini çıkartırdı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Klip hangi şarkıya çekiliyorsa radyolar onu çalıyor. Eğer bir albümde 10 şarkı varsa ve bu 10 şarkıdan 2 tanesi video kliplendirilmişse geri kalan 8'i rafa kalkıyor. Dolayısıyla önceden müziğe radyolar, sözünüzü kestim, radyolar müziğe yön verirdi. Şimdi klipler, sanatçılar kliplere özellikle bir single'lık yani bir şarkılık single diyorlar değil mi ona? Evet, single, tek şarkı. Bir tek şarkılık single çekiliyor, klip çekiliyor. Bundan sonra radyolar ve özellikle izleyiciye ve dinleyiciye ulaşıyor. Burada da böyle bir sıkıntılı bir durum yani aslında var. Şu anda çok bir tıkanma var gibi görünüyor. Ben üretimde tıkanma olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Öyle mi düşünüyorsunuz? Ama tüketimde bir tıkanma var. Evet, şöyle bir tıkanma var. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz şu anda.
İşte format değişiyor tüm dünyada. İşte geçtiğimiz yıl mesela plak satışları CD satışlarını ve dijital satışlar CD satışlarını geçti. Yani bildiğimiz 90'lardan bu yana tüketmekte olduğumuz müziği biz CD'ler üzerinden dinliyorduk ama şimdi dijitale geçtik. Artık bir müzik markete gidip para verip albüm almamıza gerek kalmadı. Hepsi elimizin altında. Dolayısıyla müzik daha kolay tüketilir ve daha kolay yok edilir bir şey. Çünkü eskiden albümü para verirdik ve o albümü başından sonuna çevire çevire dinlerdik o kaset çalarlarda. Ama şimdi öyle bir şeye gerek kalmadı. Bir şarkı sıkılıyoruz 30 saniye sonra değiştirebiliyoruz. İnternet bize bunu sağlıyor çünkü. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bu da müziği üretenler açısından gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Çünkü artık müziğin parasız dinlenebilecek, işte bir bedel ödenmeden tüketilebilecek bir şey olduğu gibi bir algı yerleşti hepimizde. Bu nasıl bir şey? İşte benim çocukluğumda su da öyleydi. Yani suya para vermek çok abes bir şeydi bizim için. Hatta o zamanlarda işte şişe sular yeni çıkmıştı ve çok enteresan geliyordu para verip su almak. Şimdi aynı şey müzik için geçerli. İnsanlar artık işte YouTube'dan açalım dinleyelim gibi bir düşüncedeler. Sosyal medya mecraları tüketiciyi birazcık deformasyona uğrattı. Aynen. Üreticiyi de yıprattı. Evet, bu ama 70-80'ler üretene yıpranmadı. 70-80'ler çünkü o zaman inanılmaz. Teknoloji bu kadar ilerledi, hatta yoktu. Bu kadar kolay erişilmiyordu şarkılara. Zamanında işte sanatçıların TRT'ye katılmış olduğu televizyon programlarından görüntüler alınırdı ve klipler öyle yayınlanırdı. Şimdi artık klipler şarkının önüne geçti. Eskiden bir şarkıyı anlatmaya çalıştığımız zaman derdik işte hatırlıyor musun içinde şu öpeceğim vardı, yok bilmem ne vardı. Hatırladın mı derdik. Şimdi o bitti. Şimdi diyoruz ki hatırlıyor musun işte araba, çok son model bir araba var ya da işte çok güzel bir kızın oynuyor işte ya da şöyle bir kostümlü bir klip vardı hatırlıyor musun? Klipler de şarkının önüne geçti. Biraz değerini kaybetti bence şarkılar. Değil mi? Tabii burada şu da var. Biz hep genelde bu tür sohbetlerde hep aslında popüler müzik üzerinden konuşuyoruz. Evet, Türkçe doğru. Pop müzik üzerinden konuşuyoruz. Çünkü televizyonlarda, radyo kanallarında ve gazete ve dergilerde bizim önümüze getirilen hep o. Türkçe pop müzik. Ama bu ülkede üretilen ve tüketilen tek müzik türü o değil. Değil mi? Dolayısıyla o genellemeleri aslında yaparken biraz diğer müzik türleri üzerinden de düşünmek lazım. Mesela Türk halk müziğinde hiç olmadığı evet. kadar zengin bir üretim var şu anda. Aynı şekilde mesela bir arabeske dönüş var. Hı. Zamanında hor görülen, beğenilmeyen arabeskin şu anda çok ciddi bir alıcısı ve üreticisi var. Ama bunlar çok görünmüyor maalesef. Sizce 2016'nın en popüler müzik alanı pop mu kalacak? Pop devam edecek mi? Yani bir yılın aslında ilk 4 aylık diliminden baktığımızda iki müzikle iç içe insana şu sorulabilir bence. 2016 müzikte popun yeri daha ne kadar kalır? Ya da halk müziği ya da arabesk onu geçer mi? Kendini ortaya koyan müzik dalı sizce önümüzdeki günlerde ne olur? Bence popüler müzik olur. Zaten mesela Tarkan geçtiğimiz haftalarda bir albüm yayınladı Ahde Vefa diye. Musiki'nin unutulmaz eserlerini yorumladı. Evet, Türk sanat müziğin popülerliği ise maalesef hani popülerliği ise diyorum ki çok değerli bir müzik dalımız bizim. Türk sanat müziği evet önde. İşte Berkay yeni bir albüm yaptı, arabesk şarkıları okudu, adı Arabest. Mesela o arabesk şarkıları söyledi. Kaldı ki önümüzdeki haftalarda Levent Yüksel'in bir albümü çıkacak. O da arabesk şarkıları okudu. Popüler müzik kimliği adı altında yine bence 2016 popüler müzik için yine yıldızını parladığı bir yıl olacak. Peki neden üretemiyoruz da eskilere geri dönüyoruz? Eskiler farkındaysanız dizilerde karşımıza çıkıyor. Tekrar kavrulup deyimi doğruysa evet, karşımıza çıkıyor, düzenlenip karşımıza çıkıyor. Fakat bugünlerde çok değerli şeyler üretilip de geleceğe herhalde götüremeyeceğiz. Ne dersiniz? Siz yorum yapın bana. Çünkü müzikle ilgili biz nerede karşılaşsak hep eskiyle karşılaşıyoruz. Yeni üretilenler çok... çabuk tüketiliyor. Geçenlerde burada ben Grup Mitavini misafir etmiştim. Hı hı. Ve çocuk şarkıları, ilkokul şarkıları olduğunu söylemişlerdi. Biraz düşündüm, evet haklılar galiba demiştim.
Aslında bakarsanız her dönemde bu tarz şarkılar yapılıyordu. İşte buna endüstriyel pop diyoruz. Eğlenmek için sadece, işte ellerimizi havaya kaldırıp dans etmek ya da eşlik etmek için söylediğimiz veya dinlediğimiz şarkılar var. Bu eskiden de vardı, bugün de var. Bunların bazıları zaman içerisinde klasiğe de dönüştü. İşte Delis'in çok müzikal niteliği olan bir şarkı değildi belki. Kesinlikle. Ama çok eğlenceli bir şarkıydı ve şu anda da seviyoruz. Bim Bam Bom hakeza öyle işte. İşte 2090'lardan da işte bir sürü o tarz şarkı var. Hadi yine iyisinler var, aboneler var. Bugün onlar bir klasikmiş gibi dinleniyor ama zamanda onları da çok eleştiriyorduk böyle şarkı mı olur diye. Yani o işin başka bir tarafı aslında. O hep olduğu, hep olacak. Ama popüler müzik üzerinden konuşuyorsak, popüler müzik zaten insanların ruh hali, o yaşadıkları duygular, yaşadıkları dönem, içinden geçtikleri siyasal konjonktür, her şeyden çok etkilenen bir şey. Dolayısıyla şu anda 60'ların, 70'lerin aşklarını yaşamıyorsak, az önce Füsun'un da bahsettiği gibi, o tarz şarkıları da nostalji olarak dinliyoruz. O tarz şarkıların bugün yazılmasını bekleyemeyiz. Çünkü öyle yaşamıyoruz artık. Evet, ama doğru. O aşkları yaşıyormuş gibi bir melankolimiz de var. O yüzden de tüketiyoruz ve tekrar sanatçılarımız kavredip, düzenleyip karşımıza çıkarıyor olabilir mi? Çünkü o hayaller de var, o umutlar da var. Ama öyle bir idealist öyle bir özlem var belki de. Özlem var ama nasıl var. O dönemin Türk filmleri bugün çekilemiyorsa o dönemin şarkıları da bugün yapılamayacak. Bu da doğal bir süreç. Evet. Peki plaklar, plakları çuvarlar çok tüketiyorlar. Size plakları sorsam, sizin çok da değerli bir arşiviniz var. Hı hı. Dillere destan, herkes konuşuyor. Biraz da bize oradan bahsetseniz, anlatsanız. Plak bence müzik dinlemenin en güzel formatı. İnsanoğlunun icat ettiği en güzel format. Çünkü nasıl denir, organik, analog ses duyabiliyorsunuz. Yani bugün işte CD'lerde ya da dijital müzikte duyduğumuz o sıkıştırılmış ses yok plaklarda. Tamamen doğal bir ses var. Bu önemli. Bir de plağın görsel olarak, işte ritüel olarak, işte onu silersiniz, tozunu alırsınız, koyarsınız. O bilirsiniz ki 20 dakika sonra bir yüzü biter, arkasını çevirirsiniz. Mesela dijital müzikte böyle bir şey yok. Korumak zorundasınızdır, işte sıcaktan etkilenir, kırılabilir gibi. Artı büyük hacimli olduğu için de işte kapak görsellerinin ayrı bir anlamı olur. Düşünün, CD kapağı ile plak kapağını kıyaslayın şimdi. Bu nedenle plağın ayrı bir şeyi var ve ben hep şey düşünmüşümdür, yani plağın modası asla geçmeyecek. Evet, bir dönem gerçekten hepimiz pikaplarımızı attık, işte plaklar şeylere gitti, eskicilere gitti falan, ama bunu sinema için de söylemişlerdi. Televizyon icat oldu ve televizyonlar yaygınlaştığı zaman sinema bitti dediler, ama bitmedi. Aynı şey plak için de geçerli. Evet, CD var, dijital müzik var ama plak ve albüm her zaman olacaktır bence. Bu dönemde de plakların satışları, plak üretimi, plaklara çok daha bir rağbet var diye evet. De yorumlanıyor. Sizin bu pop arşivinizden, pop kültürü biriktirdiğiniz dev arşivinizde hani neleriniz yok diye mi sorsak? Her şeyiniz var o kesin de neleriniz yok diye sorsak? Şimdi açıkçası ben plakları sevdiğim için çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli hiç atmadım hiçbir şeyi. Yani o en çok atılan dönemde bile ben milletin atmaya çalıştıklarını topladım. İşte teyzemlerden aldım, anneannemden aldım, dedemden aldım. Zaman içerisinde özellikle radyoculuğa başladıktan sonra bu işi biraz daha evet arşivciyim ben diye yapmaya başladım. Aslında başladığımda arşivcilik yaptığımın farkında değildim. Kaç albümünüz var? İnanın sayısını bilmiyorum çünkü saymayı çok uzun süre önce bıraktım. Fakat bir süre sonra artık evet, hani benim çok oturup dinlemeyeceğim belki benim için çok bir şey ifade etmeyen şeyleri de toplamaya başladım. İşte sırf diskografileri tamamlamak adına ve zaman içerisinde çok devasa bir arşiv oluştu. Onlarla da çok mutluyum çünkü özellikle müzik yazarken dediğim gibi geriye dönüp bakmak istediğim zaman hemen o albümü açıp işte onu şarkının sözünü kim yapmış ya da o albüm hangi firmadan çıkmışı görebilmek benim için çok önemli. Ve ben bunun için internete başvurmak zorunda değilim. Evimdeki arşivden açıp bakabiliyorum. En doğru bilgiyi harika. Alabiliyorum. Peki sizin Füsun Hanım, yıllarınızın içinde sizin kendinize göre de bilgi arşiviniz var. Yani benim bilgi arşivim var. Tabii ki sevgili Yavuz Halkan kadar plak arşivim yok ama CD arşivim vardı. Ama biraz
Benim yüzüm yumuşaktır. Benden gelen arkadaşlarım CD istediğinde iyi al diyorum ve arşivimin yarısı gitti. Ama oğluma güzel bir arşiv bırakıyorum. Benim de işte arabeskten Türk sanat müziğine, işte Türk pop müziğinden 90'lı yıllara kadar ki o süreçteki hemen hemen bütün CD'ler bende mevcut. Onları ben de koruyorum. Çünkü mesela ilk dönemlerde CD biriktirmeye başladım, işte bu sektörün CD'ye geçtiği süreçlerde CD'leri çok fazla çalmayacağımız isimleri şey atıyorum, Türk halk müziği ya da arabesk müzik sanatçıların CD'lerini verirdim. Ama şimdi her şeyi biriktiriyorum. Çünkü oğluma bir arşiv bırakmak istiyorum. O da bundan bir 20 yıl sonra. Bir de neyin ne zaman arşivlik hale geleceğini bilemiyorsunuz. Tabii tabii, aynen öyle. Yani CD'lerin bir zaman sonra ortadan kalkacağını ve onların arşiv değeri olacağını biz asla düşünemezdik, evet, 90'larda. Kesinlikle. Şimdi öyle ve 90'ların ilk döneminde yayınlanmış CD'ler şu anda çok ciddi paralarla ikinci el sitelerinde satılıyor. Hatta geçenlerde Şafak Karaman aradı beni, dedi ki ya Füsun, benim İzel'in şarkısının olduğu albüme ihtiyacım var. Hoş, ben tabii onu evde bulamadım ama yani hani Şafak Karaman da ciddi bir hem bilgi birikimine, evet, hem de arşive sahip birisi. Aynen öyle. Bende de emeği çoktur Şafak Bey'in. İşte un kapanına gitmiş falan, neyse zoraki bulmuş. Dediğin gibi o döneme ait albümler zaten bulunmuyor. Un kapanında bile yok. Yok değil mi? Peki sizi milyonlar dinliyor. Seçtiğiniz müzikler, yani bunu çalarım, bunu çalmam dediğiniz ya da bir dönem bunu yapacağım, şunu şöyle dinleteceğim dediğiniz oluyor mu? Nelere kulaklarımıza, bizim hayatlarımıza akıtıyorsunuz? Sadece pop kültür mü, yani sadece pop müziği mi dinliyor sizi dinleyenler? Şimdi ilk önce Alem FM'den bahsedeyim o zaman ben. Ben Alem FM'in radyo yayıncısıyım. Müzik direktörü değilim. Bizim çok başarılı bir genel koordinatörümüz ve müzik direktörümüz var, Bülent Baygül. Radyolar genelde kurallar koyarlar. Her şeyi çalmazlar. Çalmamaya özen gösterirler. Böyle bir süzgeçleri vardır ama Alem FM'de bu biraz daha ne derler? Biraz daha yırtılmış. Yani biraz daha kabuğun dışında hareket ediyor sevgili Bülent. Dolayısıyla biz popüler kültüre hizmet etmiş, iyi olduğuna inandığı bütün şarkılara yer veriyor. Dolayısıyla listelerimiz de sevgili Bülent Baygül yaptığı için, hani benim özellikle, ama tabii o gün için özel istediğim, eğer Alem FM'in çalacağı bir şarkıysa, listelerinde varsa, kendi adıma zaman zaman listemle oynayabiliyorum. Ama bizim müzik direktörümüz sevgili Bülent Baygül o anlamda şey, ne derler ona, yani popüler kültüre hizmet etmiş, hizmet etmeye devam eden birçok prodüksiyona yer veriyoruz. Peki o zaman şöyle sorayım. Sizin bunca yıl deneyiminizden radyoculuk sizce nereye geldi? Nereden nereye geldi? Vallahi o kadar uzun bir konu ki. Çünkü o kadar bir deneyiminiz var ki hani işte döngü de değişti. Tüketim şekli değişti, radyo anlayışı değişti, televizyon anlayışı değişti, müzik dinleme değişti. Hı-hı. Dolayısıyla sanatçıların üretme şekli değiştiğine göre siz de mutlaka bu döngülerde, ya evet yani 2000'li yıllar çok farklıydı ama 2016 kendine göre çok daha zor ya da 2015 daha kolaydı diyebiliyor musunuz? Böyle yani benim için şöyle, 2000'li yıllar ve 90'lı yıllar diye radyo yayıncılığı ayrılıyor. 90'lı yıllar, 1993 yılında yeni hayatına başladığım zaman, o zaman bir radyoda çalışıyordum. Çalıştığım semtte iki tane dipoli vardı. Hatta mahallede 3 evde çekiyordu, diğer 4. evde çekmiyordu. Öyle bir radyoydu ama oradaki arkadaşlıklar, dostluklar, sonuçta bu sektör ulusal yayıncılık anlamında yeni başlamış bir dönem. Ve dolayısıyla çok fazla herkesin çok önem verdiği, çok heveslendiği bir süreçti ve dinleyiciyle o dönemki bizim diyaloglarımız da çok farklıydı. Daha o zaman hiç sosyal medya falan yok. Bizi hiçbir yerde, evet, görmezler, etmezler ve herkes kendi kafasına göre dinlediği yayıncıya bir karakter biçerdi. İşte birisi derdi ki yok bu sarışın, uzun boylu, yok şu şöyle falan. Ama 2000'li yıllar zaten bizim üzerimizdeki bu perde kalktı. Daha çok dinleyiciyle birebir iletişimde olduk. Bize her yerden ulaşıyorlar sonuçta. Belki birçoğu için hayal kırıklığı olabiliriz ama yani diyaloglarımız o anlamda daha da yakınlaştı. Onun için radyo yayıncılığı 90'lı yıllar ve 2000'li yıllar diye bence ayrılıyor ama tadı hangi yıllar dersen bence 90'lı yıllar çok daha özeldi. Çünkü bir kere teknolojik açıdan çok sıkıntılı bir dönemdi. Ben bir yerel radyoda başladığım zaman biz kasetle yayın yapıyorduk. Bir de kalemle sarardık kaseti. Ben şey yapıyordum, işte programda çalacağım şarkıları evde kasetlerde. Çünkü kasette biliyorsunuz istediğiniz şarkıya anında ulaşamazsınız. Tabii. Sardırmanız lazım ve şarkının başını denk getirmeniz küçük lazım. Küçük bir teybimiz olurdu. Hepsini hazırlardım evde, tek tek kasetleri. Hangi şarkıyı çalacaksam o şarkı başına sardırıp çantaya dizler öyle giderdim radyoya. Şimdi inanılmaz bir teknoloji var. Evet. Artık işte CD'ler zamanında işte CD'deki şarkı ayarlanır, başındaki boşluk alınır, konuşma süresi ne kadar var, introsu o hesaplanır falan gibiydi. Şimdi hepsi otomasyon üzerinden online şarkıları oradan seçip oradan çalabiliyorsunuz veya önceden dizilmiş oluyor.
Ama buna mukabil 90'larda bir ruh vardı. Evet. El yordamıyla bulunmaya çalışılan bir şey vardı. El emeği vardı. Göz nuru. Aynen. Evet. Şimdi aynen. Biraz daha ticari bir yayın akışı oluyor radyoların ister istemez. Peki radyoların ister istemez ticari akışı var. Mutlaka hepimizin günün sonu ticari kaygısı var ama şimdi kadın radyoculuk da eskiye baktığında ki Şafak'la böyle hakkında konuşuyoruz. Ben de sevgili Şafak'ı tanıyorum. Sevgilerimi tekrar iletiyorum. Ama sektörde erkekler de çok baskındı. Bizim özellikle 2000'li yıllarda dinlediğimiz radyoculuklarda hep yaratırdı kafamızda. O burada nasıl anlatırsın? Mesela kadın radyoculukta kadının kendini o sektörde ifade etmesi de kolay değildi. Yani şimdi şöyle söylemek istiyorum. Ya da değil miydi? Kolay mıydı? Sen yorumla. Yani kolay mıydı derken aslında kadın hani birçok yerde zorlandığı gibi sektörde de bence zorlanıyor ama son yıllarda ulusal bir radyo kanal adını söylemeyeceğim. Ortaklarından birinin fikriyle beraber Fransız kültürünü sektöre sokmaya çalıştılar. Bunlar radyoculuk yapan büyük bir yayın grubu. Evet, işte Fransa'da dünyanın en büyük radyolarında hep erkek yayıncılar olurmuş ve kadın yayıncı olmazmış. Biraz onu sektörde yedirmeye çalıştılar ama olmadı. Çünkü bizim sektörümüzde maalesef her önüne gelen zaman zaman radyo yayıncısı olabiliyor ama çok ciddi bu işi yapan, işini çok seven kadın radyo yayıncılarımız var. Biz biraz ayağa kalkınca tabii o süreci öyle geçirdik. Ama kadın mı daha zor, erkek mi daha zor dersen şov yayıncısı kadın çok fazla yok. Genelde işte drive time'lar akşam ve sabah saatlerinde genellikle erkek yayıncılar var. Onlar şov yapıyorlar. Ama yine bizim radyo yayıncılarından sevgili Emel galiba, Emel Yalçın. Sevgili Emel'e sevgilerimi iletiyorum. Çok da severim. Çok konu oldum. Yani radyoculuk farklı bir kıvam. Yani müziğin, radyoculuk yapmak, müziği radyodan dinlemek çok ayrı bir keyif. Hala da devam ediyor. Allah'tan bu kültürümüz bozulmadı. Evet. Bence müzik yapan, üreten birisi eğer radyolarda çalmıyorsa çok üzülmeli. Ne dersiniz? Bence bir sanatçı olarak en dikkat edilmesi gereken radyolar, çok değer vermesi gerekmiyor mu sanatçılarımızın radyolara, radyo dinleyicilerine ulaşmak çabasıyla? Vallahi sanatçılara bunu sorarsanız bir dokunup bin ah işitebilirsiniz. Biliyorum, biliyorum. O yüzden oraya geldim. Çünkü işte yine aslında dönüp dolaşıp ticari noktaya dayanıyor. Çünkü reklam verenlerin dayatmaları var. Ve radyolar reklam almak zorundaki reklam pastasından radyolara düşen çok az şu anda Türkiye'de. Evet. Dolayısıyla da belirli bir müzik skalası içerisinde sıkışıp kalıyor radyolar mecburen. Evet, olmalı, bu da olmalı ve radyo yayın politikasını böyle de belirlemiş olabilir. Buna kimsenin bir itirazı olamaz ama bu genele yayıldığı zaman, yani bütün radyolar aynı şekilde yayın yaptığı ve alternatif kanal kalmadığı zaman işte orada sorun başlıyor. O zaman işte arabesk söyleyen ya da Türk halk müziği söyleyen, Türk sanat müziği söyleyen, böyle albüm yapan birisi şarkılarını yayın atacak mecra bulamıyor. Ya da onları sevenler onu dinleyecek radyo bulamıyorlar. Burası biraz sıkıntılı Türkiye'de şu anda. Peki sizin özel bir durumunuz da var. Bir belgesel roman olarak Acıların Kadını Bergen kitabınızı kaleme alma fikri nasıl doğdu diye bir sorun var. Muhteşem elinde. Bir kitap. Ben o kitabı hamileyken okuyup çok ağlamıştım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Hamileyken de hani ağlamalı şey dediğiniz. Zaten o kadar ağlıyordum ki bir tane dizi var belki bilirsiniz. Prison Break. Yani kimse de oturup onu ağlayarak izlememiştim ama ben onu bile ağlayarak izledim. Ben de sizinle aynı kafadayım. Öyle mi? Çok ağlamıştım. Niye ağladık acaba? Niye ağladık acaba? Bilmiyorum, herhalde o hormonların tavan yaptığı dönemde. Aslında ben olduğunca hani ağlatmamaya, daha doğrusu ajitasyon yapmayarak. Ay, ajitasyon yok ama çalıştım. Yaşanmışlık, gerçeklik. Evet, ama zaman hikayenin zaman kendisi öyleydi zaten. Kitap yani zaten kişinin hayatı çok acı değil mi? Ya deneyimleri başına gelenler. Aynen. Yani aslında bugün de çok sık sık gazetelerde, işte televizyonlarda gördüğümüz türden bir hikayenin biraz ünlü olması ve ergenin, bir de o çok sıkıştırılmış bir hikaye. Yani bir 10 yıl içerisinde işte yüzüne keza patılması, bıçaklanması, şiddete maruz kalması ve en son öldürülmesi gibi bir hayat yani hikayesi. Çok da konunun detayına girmedensek sabah saatlerinde ama yani çok acı,
bir hayatı kaleme almak, özellikle yaşanmış bir hikaye, özellikle şu anki kadınımızın da geldiği nokta ve göz önündeki kadınların yaşadıklarını aslında bilmiyoruz. Değil mi? Bunu, elbette. Bu elbette. Kitabın içinde aslında ne anlatmak istediğiniz? Bir sanatçıyı mı anlatmak istediğiniz, bir kadını mı anlatmak istediğiniz? Şimdi bir kere hikaye çok cazipti benim için. Bir müzik yazarı olarak işte o 80'li yılların arabesk kültürü, pavyonlar, gazinolar, o kısmı çok enteresandı. Bir taraftan o 80'li yıllarda Türkiye'nin yaşadığı dönüşüm ve değişim vardı arka planda. Bir de bir kadının hikayesi vardı ve bir şarkıcının pavyondan işte en büyük star haline gelmesi gibi bir hikaye vardı. Dolayısıyla her bakımdan çok cazip bir hikayeydi. Ben neyi anlatmak istedim? Eğer kadına şiddet tarafını sorarsanız, açıkçası kitabı okuyan herkes aynı şeyi söyledi ki öyle. Hani tek başına bir kadına şiddet hikayesi değil bu aslında. Bergen'in de yaptığı çok hatalar var. Ve ben bunları da saklamadım, evet. Sakınmadım. Yani bir yazar olarak her evet, şeyi tam evet, yalın bir şekilde evet, ifade evet, ettim. Aynen ki okuyanlar veya benzer şeyler yaşayanlar ben nerede hata yapıyorumu görsünler istedim. Buydu benim için. Biraz aynı olan. Tutuyor belki de sorunlu ilişkilere ya da aile yapısına. Evet evet, çünkü çok var buna benzer evet. şeyler ve bu eğitimli ya da eğitimsiz ya işte şarkıcı ya da ünlü ya da ünsüz olmakla da ilintili bir şey değil. O tarafını vurgulamak istedim. Bir taraftan da evet bir Türk filmi gibiydi gerçekten. İşte küçük pavyonlarda başlayıp da starlığa çıkan bir hikayeydi. O tarafı da çok cazipti. Ben bizim arabesk kültürüne çok uzak durduğumuz için genellikle o hep böyle bir alt kültür kabul edildiği için çok fazla yazılıp çizilmemiştir üzerine. Sizce alt kültür mü? Yani Bergen'i bence, çok iyi araştırdınız, çok iyi tanıyorsunuz. Kaleme alırken eminim öyle büyük de bir kova burcusunuz. Kesinlikle datasız çalışmazsınız. Sizce alt çok kültür araştırdım, mü? Çok araştırdım evet. Yani bir 3 yıllık bir emek var o işin içerisinde. Ben alt kültür olduğunu düşünmüyorum. Ya aslında bu çok derin bir konu ama şöyle hemen çok kısaca özetleyeyim. Aslında bizim ülkemizde çok zengin bir müzik kültürü var. Bilmiyorum dünyadaki başka coğrafyalarda böyle bir kültür var mı zannetmiyorum. Düşünün ki işte bir tarafta türkülerimiz var, Türk halk müziği var. Bir tarafta Alaturka geleneğimiz var, Türk sanat müziğimiz var, klasik Türk sanat müziği, popüler Alaturka var. Ve türkülerimiz de mesela yörelere göre farklı evet. farklı. İşte çok Karadeniz'in kıymetli, çok gerçekten. Farklı, Ege'nin çok farklı, Güneydoğu'nun çok farklı. Bir tarafta dünyaya entegre popüler müziğimiz var. Bir tarafta arabeskimiz var. İşte daha Orta Doğu'dan etkilenmiş. Bu kadar zengin bir kültür içerisinde dinleyiciden bahsetmiyorum. Müzik üretenler ve müzik yazanlar, çizenler ya da müzik otoriteri kabul ettiğimiz insanların bazı müzik türlerine kulaklarını tıkamaya hakkı yok. İşte bunu yapılıyor hala. Yani bir müzik faşizmi var bizim ülkemizde evet. maalesef. Niye var bilmiyorum. Doğru. Aslında dünyaya açılamamamızın sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Bir takım çevreler arabeski yok sayar. Bir takım çevreler popu yok sayar. İşte rockçılar popu sevmez. Ama bunların hepsi bizim işte veya popçular Alaturka'ya meyletmez gibi. Ama bunların hepsi bizim içinde yaşadığımız ve bu ülkenin insanların dinlediği müzikler ve bunlara kulağınızı tıkayarak bir akademisyenin mesela sadece klasik müzikle ilgilenmesini ben anlamsız buluyorum. Bir müzik yazarının sadece rock müzik dinliyor olmasını anlamsız buluyorum. Bu ülkede üretilen her türlü müziğe bu insanın hakim olması. Seversiniz sevmezsiniz o ama ayrı. Hakim olmak değil mi? Evet, hakim evet. olmak. Bir kulak vermek nedir bu? Anlamak, anlamaya çalışmak gerekiyor. Madem az önce itiraf ettin, söyledin, ben dedin o kitabı okudum. Hı hı. Hem de hamileydim ve ağladım dedin. Seni ne etkiledi? Beni ne etkiledi? Bir kere Bergen'i çok severdim ben de, Allah kızım rahmet eylesin. Çok kızdım ya, hamileyken niye bu kadar acı bir kitap okudun? Diyorum yanlış anlaşılmasın. Yok, estağfurullah. Yok, mesela Bergen'i çok severdim. Tüdanya, Kamuran Akkor, bunlar hani o dönemin en popüler isimlerinden. Bergen'in sevgili Yavuz Hakan'ı yazmış olduğu kitapta beni en çok etkileyen şey şu oldu. Kitabın arka sözünde bir bilgi var. Bergen'in ablasının kızı zaten Yavuz'la bu kitabı ortaya çıkmasına çok büyük destek olanlardan biri. Bergen'in yeğeni. O yeğeninin teyzesiyle ilgili bazı fikirleri var. Mesela diyor ki ben hatırlıyorum çok küçüktüm annemle babamla
Teyzemin evine giderdik. Teyzem çok ağlardı. Sinir krizleri geçirirdi ve hep onu öyle görürdüm. Sonra Bergen'in annesinin maalesef Bergen'in üzerinde çok fazla yaptırımı olmuş. Yani onu bir anlamda bir para babası gibi görmüş ve onu hep koşturmuş yarış atı gibi. Yani kadın aslında hayatını çalmışlar bence ailece. Ve dolayısıyla bir kadın olarak da beni çok etkiledi. Bir de ben Bergen'i çok severdim. Bir de aşkı. Yani hala körü körüne aşkı üstelik çok etkilemişti beni. Sen romantiksin değil mi? Ya ben aslında Oğlak burcuyum ama yükselenimde bir problem var herhalde. Yok, çok ağlak olur. Bir tipim çünkü ben. Yok romantik olur. Şimdi Oğlaklarla ilgili çok güzel bir finansör zeka vardır. Onlar çok mantıklıdır ama çok da duygusal olur. Çok narin olur. Çok çabuk sahiplenir. Çok da bırakmaz kendisini. Evet öyleyim. Evet öyleyim. Burada doğru. Hemen de kendi yorumculuğumu da kattım. Sinirciliğimi. Evet doğru. Biraz da biz size soralım. Evet. Ne olacak bizim? Oğlak burcu nasıl acaba 2016'da? Şimdi, 2016'da şöyle söyleyeyim, 2009'daki kazanımlarının karşılığını alacak. Çok İnşallah. Net, güçlü bir yıl bekliyor ama yıl kovaların kendini ifade ettiği yıl yani onu da söylemek isterim. Kovalar bir de çok erkekleri çok zordur. Burada hemen itiraf edeyim sevgili dinleyicilerime ama çok güzel araştırırlar. Bir kova erkeğine yalan söylerken 3 kere düşünün derim. Güzel bir şey değil mi? Benim eşim de kova, enteresan tarafı. Kova erkeklerinin hafızası bir bilgisayar hafızası gibidir. Çip vardır onlarla. Kova kadınları biraz daha günlük detayla boğulabilirler. Bir burcun 2 cinsiyeti yoktur deyip size böyle küçük danışman anından sonra hemen kendi sorularıma ve merakıma geri geleceğim. Meraklı sunucu olarak. Efendim yine bir sanatçı yazmak istiyor musunuz? Var mı böyle bir planınız sevgili Yavuz Bey? Şimdi belgeni okuduk, okuyacağım kesin. Bir sanatçı daha var mı aklınızda? Aynen böyle bir şekilde ele alacağım dediğiniz. Aslında yani evet bir kitabım olsunu yıllardır çok çocukluğumdan beri hayal, çok kitap okuyan biriydim ve bir gün kitapçıların rafında kendi ismimi görmeyi bu benim için bir çocukluk hayaliydi. Ama bunun bir roman olacağını asla bilemezdim, hiç tahmin edemezdim. Çünkü ben müzik yazıyorum ve sonuçta bir müzik kitabı, bir biyografi kitabı belki en fazla yayınlamam beklenirdi. Ben de kendimden onu beklerdim ama Bergen'in hikayesi kendi kendini romanlaştırdı. Bunu ben her yerde anlattım. Dolayısıyla o böyle kendiliğinden çıkmış ve kendi kendine roman haline gelmiş bir hikaye. Ama ben onu sevdim. Yani hikayeyi romanlaştırmayı sevdim. Çünkü kuru bir biyografiden çok daha fazlasını anlatma. Belki çok daha sıkılabilirdi okuyucu. Aynen bir de anlamaya çalışıyorsunuz. Yazar olarak anlamaya çalışıyorsunuz. Ben Bergen'i yazarken Kezzap olayını yazdığım, yani o Kezzap sahnesini anlattığım bölümden sonra uzunca bir süre, 3-4 ay kadar yazamadım. O kadar etkilendim ki, kendi yazdığım şeyden insan etkilenir mi? Ama işte doktoruyla görüşmüştüm, onu ameliyat eden Onur Erol'la, işte Kezzap atılan bir insan ne hisseder, o acısı nedir? Ve onu ben yazıya, kitaba aktarmaya çalıştım ve ondan çok etkilendim. Rüyalarıma girdi. Var mı şu an kafanızda bir isim daha? Dolayısıyla anlamaya çalışarak yazmak istediğim, evet var ama Bergen biraz çetrefilli, tabiri caizse belalı bir hikayeydi. Şimdi bulduğum hikaye daha belalı. İsim var mı? Söyleyecek misin? İsmini veremeyeceğim maalesef şu anda. Ama çok merak ettim. Yayından sonra ben size söylerim. Tamam, bana söyleyin ama lütfen biz de sizi takip edelim. Bakalım şimdiki kim yaşıyor mu peki? Evet. Evet. Ha, o daha da iyi. Evet, benim aklıma bir isim geldi ama söylemeyeceğim. O yüzden sanırım biraz zamana ihtiyacı var daha. Biraz zaman. Biz sizi bu çetefetli inşallah çıkan ikinci projeyle de tekrar bir araya geleceğiz. Ben şeyleri konuşmak istiyorum sevgili Füsun senle. Şimdi radyo programcılığına çok benim hayranlığım, ilgim yanı sıra bizim hayatımızın bir parçası. Biz çünkü gün içinde trafikte geçiyor hayatımız. Hı hı. Ve sizlerle biz günü buluyoruz, güne başlıyoruz, günü bitiriyoruz. Hı hı. Artık teknolojiyi çok kullanıyor radyocular farkındaysan. Artık WhatsApp'lardan mesajlar, sesli evet. mesajlar gönderiyorlar. Senin durumun burada hani bakış açın nasıl teknolojiye, sosyal medyaya, tüketişin nasıl? Hı hı. Buralara eleştirin nedir? Yani ben aslında hiç eleştirmiyorum. Bu sosyal medyayı çok iyi kullanan radyo yayıncıları var ve çok ciddi takipçileri var. Ben o kadar çok aktif değilim işte. Bir Instagram'da biraz aktif olmaya çalışıyorum. Bir Twitter adresim vardı, onu kaybettim. Tekrar açtım. 600 kişi anca bulmuş beni takip ediyor. Çok fazla aktif değilim. Bir de sosyal medyayı son zamanlarda kullanmak pek hoşuma gitmiyor. Ülke olarak zor süreçlerden geçiyoruz. Hani çok çabuk unutup hiçbir şey yokmuş gibi hayata devam edebilmek biraz beni acıtıyor. Belki de anne olduğum için, yeni bir anne olduğum için belki de bu kadar duygusal.
sağlık olabilir. Ama sosyal medyayı çok ciddi kullanan radyo yayıncıları var. Çok doğru kullanıyorlar. Reklamlar alıyorlar. Ne bileyim yani bir fotoğraf koyuyorlar, bine yakın beğeni oluyor. Dolayısıyla sosyal medyayı iyi kullanan yayıncılar var ama ben bu anlamda çok başarılı olduğumu sanmıyorum sosyal medyada. Yayına bunu entegre ediyor musun diye sorarsan hayır, yayına entegre etmiyorum. Yayınım ismi Müzik Vizyon. Müziği konuştuğum işte konserlerden, sanatçılarla ilgili haberlerden ya da herhangi enteresan bir şey ya da kendi yorumum. O an gündemde işte bir kadınla ilgili bir üzücü bir haber varsa ya da ne bileyim efendime söyleyeyim bir yerde enteresan bir haber varsa onu kendi yorumumla yayına aksatıyorum. Dolayısıyla sosyal medya ile ilgili yayınsal anlamda çok aktif değilim. Senin Müzik Vizyon'la 11-14 arası her gün dinliyoruz. Peki radyo programcılığını denildiğinde yani şunu da yapmak istiyorum, şu projem de var aslında gibi kalıbın var mı? Yani tamam evet kendi çalıştığın kanalın kendine göre bir müfredatı olabilir, seçtiği müzikler olabilir. Hmm. Ama senin de deneyimin var, yılların var ve içinde geçen bir süreç var. Bu sürecin içinde ben de şunu katmak istiyorum, aslında şunun yapılmasını da doğru bulmuyorum dediğim bir durum var mı? Yani öyle bir durum yok. Şimdi Türkiye'de 90'lı yıllarda radyo oyunculuğu başladığı zaman... Herkes çok konuşuyordu ve insanların çok dikkatini çekiyordu. Çünkü ülkede çok yeniydi radyo yayıncılığı ama 2000'li yıllarda artık FM bandında o kadar çok kaçak yerel bölgesel radyo var ki hani kaçak şeylerin dışında da yani ulusalların legallerin dışında ve herkes çok konuşuyor. Herkes bazen boş konuşabiliyor. Dolayısıyla insanlar sıkılmaya başladı. Biz hem konuşan bir radyoyuz hem biraz da nefes aldıran bir radyoyuz. Alem FM'in çok ciddi doğru konuşan yayıncıları var. Ben biraz daha nefes aldıran bir yayıncıyım. Ben haftanın iki günü konuk ağırlıyorum. Sektörde ki sanatçıları ağırlıyorum ama sadece sanatçı değil. İşte geçtiğimiz haftalarda Profesör Doktor Canan Karatay ile yaptım yayını. Ne bileyim bir profesör ağırlayabiliyorum, bir kitap yazarı ağırlayabiliyorum. Kendimle ilgili ne yapmayı düşünürüm dersen yeni prodüksiyonlar çok fazla radyolarda yer bulmuyor. Dolayısıyla konuk olamıyorlar. Yani illa bir yerlerden patlamaları gerekiyor. Ama bir bakıyorsun ki albüme çok ciddi emek verilmiş, çok güzel şarkılar, iyi sesler. Belki önümüzdeki günlerde kendi yaptığım yayında böyle özel bir gün yapabilirim. Sadece yeni çıkmış isimleri, hiç klibinin olup olmaması, bilinirliğinin olup olmaması hiç önemli değil. Sadece onları tanıtmak adına yeni seslere belki de çünkü hani yeni bir prodüksiyon çıktığı zaman radyolara konuk gitmek çok zorlanıyorlar. Çok hani zorlar. Bizi de arıyorlar. Şahane bir fikir bu ya bence. Yeni burada şu anda azından... duyan bütün radyoculara da bunun örnek olmasını çok, umut ediyorum. Çünkü gerçekten her gün onlarca albüm geliyor. Birçoğu çok yeni sesler ama sektörde o kadar kabul görmüş isimler ve şarkılar var ki tabii kabul görmüşü tırnak içinde ayırabiliriz o ayrı da. Dolayısıyla o sesler çok yer bulamıyorlar. Bırak çalmayı konuk hiç gidemiyorlar. Ben de öyle bir şey düşündüm. Hatta geçenlerde de genel koordinatörümüzle konuşmuştum Bülent'le. Ya böyle bir şey yapalım. En azından haftada bir gün bir de isim bulalım. Müzik Vizyon'da yeni albümler ya da yeni sesler gelsin. Ben nasıl Demet Akalın'ı, Funda Arar'ı, Ferhat Göçer'i ağırlıyorsam aynı onları da ağırlayayım. Gelsinler şarkılarını çalayım. Canlı müzik yapacaklarsa yapsınlar. Kendilerini anlatsınlar. Özellikle böyle canlı bir şey. Müzik kısmı çok eğlenceli evet. Ve renkli. Hı-hı. İnsanların yeni şeylere çok ihtiyacı var. Klişeden biraz sıkıldım. Ya aslında işte yeni şeylere de çok ihtiyacı. Rating belirliyor. Evet. Yani bakın bu programında şimdi ratinglerine baktığınız zaman göreceksiniz ki vatan şaşmazı reytingi bizden fazla olacak. Çünkü tanınan ve bilinenleri evet. İnsanları Amerika'yı izlemeyi keşfetmeyelim da, diyorsunuz. Evet, Amerika'yı tercih edin. Yapmayın ama çok emeğiniz var sizin de. Bakın nasıl yazmışsınız, siteniz var, blogunuz var, sizin yıllarınız var. Bu emekleri de oturup konuşmak lazım. Bu işin elbette, arka penceresindeki elbette. İnsanlar i̇şte da ona var. Ona fırsat açmak, kapı açmak lazım. Bu anlamda Füsun'un düşüncesi çok doğru bir düşünce. Ben sosyal medya kullanımı ile ilgili radyocuların bir şey küçük bir anekdot söylemek istiyorum. Ben yıllarca Ahmazi adında Ankara Radyo ODTÜ'de bir program yapıyordum ve tamamen 60'ların, 70'lerin, 80'lerin şarkılarını çaldığım bir programdı. İşte o dönemi anlattığım, konuşan bir programdı. Ve ben o zamanlar 30'lu yaşlarında olmama rağmen insanlar beni 50'li 60'lı yaşlarımda zannediyorlardı. Ve beni gördükleri zaman şaşırıyorlardı. Nasıl yani siz misiniz o programı yapan diye. Çünkü o programın formatına uygun bir konuşma stilim de vardı. Ya da anlattıklarım öyle ağır aksaktı ki. Evet oldun, aynen. Şimdi radyonun böyle bir de büyüsü var. Şimdi televizyona çıkarken işte gömleğim düzgün duruyor mu, saçım nasıl? Evet ya çok zor sizin işiniz. Radyonun çok bu rahatlığı evet. Var. Yani saçınız başınız dağınık. İsterseniz pijama ile bile program sunabilirsiniz. Aynen öyle. Ama
radyoda sesinizle bir dünya yaratıyorsunuz. İşte bu çok önemli güzel, bir şey. Çok güzel, kalplere gidiyorsunuz. Yani orada ne zor biliyor musun? Televizyon programı elbette çok zor. Mesela ben işte doğumdan hamilelikle beraber çok kilo aldım. Hala vermeye çalışıyorum. İşte şimdi çıkacağım zaman ay onu mu giysem, ay şöyle dursam acaba kilolu mu çıkarım falan. Merak şimdi etme televizyon... veriyorsun. Bak ben 35 kilo aldım, hiç sıkıntı yapma. Verebiliyor musun? Sen, veriyorsun bak 35 kiloyu verdim yani. Hı-hı. İnanılmaz yedim, hamilelikte 35 kilo almış. İşte ben de doğru kadar. Bir örnek değilim. Ayrıca sağlık sorunlarım da vardı ama veriyorsun. Bunlar geçici. Senin sesin milyonlardan kalplere gidiyor. Evet. Onu söyleyeceğim. Mesela televizyon programları bence çok daha zor. Çünkü niye işte makyajına bakıyorsun, aman o kıyafet ona oldu mu, ayakkabı ona oldu mu falan. Ama aslında bir o kadar da radyo çok daha zor. Çünkü insanları sadece, orada sadece tek bir malzeme var, o da senin sesin. Televizyona işte konuk alıyorsun, ya senin makyajına çok dikkat ediyorlar. İşte aa ne kadar değişik bir ayakkabı giymiş, işte pantolon acaba hangi marka, işte gelen konuk sonucu böyle mi yaptı falan. O da var. Tabii. Eksik soru şöyle sormuş, baktı, o böyle da var. Baktı falan ama radyoda bunların hiçbirisi yok. Sadece bir tek onları bir şekilde alabilirsin, o da konuşman evet. Ve ses tonunla, o anlamda zor. Evet. Orson Welles'in efsanevi bir hikayesi vardır. Bilirsiniz belki. Kısacıksa alalım lütfen. Çok kısa. Bir radyo tiyatrosu yapıyor. Dünyayı uzaylıların istila ettiğine dair ve insanlar sokaklara dökülüyorlar evlerinden Amerika'da. Bunu gerçek zannediyorlar. Radyonun böyle bir büyüsü var. Kesinlikle yani. Öyle. Çok doğru. Gördünüz mü? Vatan Şaşmaz'dan da önemli yerleriniz varmış. Vatana buradan sevgilerimi iletiyoruz ama değerli hizmetlerinizi, yeteneklerinizi, sesinizi, renginizi, kaleminizi eksik etmemenizi diliyorum hayatımızdan. Sizi de mutlaka lütfen ulaşsınlar, bulsunlar, okusunlar. Yazılarınızı, sesinizi mutlaka tüketsinler derim bütün izleyicilerime. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. İstediğiniz soruları sorabildim mi bilmiyorum ama ben tabii hep merak ettim. Keyif, şeyleri sordum bu cumartesi. Aldı. Biraz Nisan dağınık başladı. Merak etmeyin. Çok hızlı ve gümbür gümbür bir ay olacak. Bunu bir astrolog söyledi. İnşallah dersiniz. Hepimiz için öyle olsun. Hepimiz için öyle olacak. Yapıcı bir ay olacak. Merak etmeyin. Efendim yine birbirinden değerli konuklarımla sizi ekranlara bekliyorum. Benim hayatım dediğiniz bir ay başladı. Rüzgar gibi bir ay, rüzgar gibi programımız geçti. İyi bir cumartesi geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. İyi hafta sonları. Modadan sağlığa, astrolojiden müziğe, hayata dair merak ettiklerinizi bulabileceğiniz, ünlü konuklarla keyifli sohbetlerin yaşanacağı 24 hafta sonu yine dopdolu. Merakla beklenen Somuncu Baba Aşkın Sırrı filmi başrol oyuncusu Furkan Palalı ve filmin yönetmeni Kürşat Kızbaz'la filme dair merak edilenleri konuşuyoruz. Evlat, bizler ekmekçiyiz. Ekmek pişirip gönüllere ulaşırız. Yaz mevsimi yaklaşıyorken kilo verme telaşı yaşayanlar dikkat. Zayıflamak uğruna yeme bozukluğu hastalığına yakalanmayın. Psikolog Doktor Feyza Bayraktar'la yeme bozukluklarını ve tedavi yöntemlerini paylaşıyoruz. Ayrıca astrolog Zeynep Turan astrolojik gelişmeleri ve haftalık burç yorumlarını sizin için yapıyor. Hepsi ve daha fazlası. Pazar günü saat 10.15'te 24'te.